İyi akşamlar. Bugün de çekirdek konuşmalarında ben olacağım. Biraz ben kendi kariyerimi, belki bilimsel çalışmalarımı size anlatayım istedim. Ben 1993 yılında ODTÜ Biyoloji'yi bitirdim. Fakat ODTÜ Biyoloji'de okurken bir iki yerde staj yaptım. Bunları da daha önce Erdinç'e anlatmıştım. Erdinç çok ilgisini çekti, ya bunu kesin anlatmalısın dedi. Ben de daha biyolojiyi bitirmeden, onun öncesinden başlayacağım bugünkü konuşmaya. Şimdi konuşmanın başlığı Serendip'e yolculuk. Serendip şöyle, aslında İngilizce bir kelime var, serendipity. Biraz talih yoluyla bazı şeyleri keşfetmek anlamına geliyor olabilir. Bu aslında eski bir İran hikayesiymiş meğerse. Yani Emir Hüsrev veya Amir Kusrav diye bir İranlı öykücünün 1302 yılında yazdığı ya da 14. yüzyıl İran hikayesi. Daha sonra bunu Horace Walpole diye bir İngiliz yazar, gene ama daha sonra, çok da daha sonra değil, 18. yüzyılda Serendip'in Üç Prensi diye bir hikaye kitabı yazıyor. Serendip'in Üç Prensi aslında ilginç bir hikaye. Benim hoşuma giden bir hikaye. Tabii Emir Hüsrev'den hikayeyi bilmiyorum. Ama Horace Walpole, bunu Wikipedia'da da çok detaylı bir şey var. Anlatımı var aslında, bu tarihi anlatıyor. Serendipity lafı şuradan çıkmış. Serendip diye bir krallık var. Serendip krallığında üç prens, bunlar kral biraz endişeleniyor çocukların geleceğiyle ilgili. Bakıyor bunlar şatonun içinde işte kendileriyle vakit geçiriyorlar. Ama bir yandan da krallığı teslim edecek kendisinden sonra da bir selefi olması lazım. Bakıyor çocuklar kendi işlerine kapanık, sorumluluk alabilecek durumda değiller. Diyor ki ben bu üç prensi maceraya, yolculuğa yollayayım. Gitsinler, kendileri bu macerada gelişirler, zorluklara girsinler, işte kazana girmeden pişilmez. Bu üç prensi Serendip'ten yolluyor. Üç prens yola çıkıyor. Şimdi yolda hikayeler çoğunlukla şans yardımıyla bir şeyleri tahmin ediyorlar bu üç prens. Hikayelerden bir tanesi mesela şöyle bir şey, çok hızlı onu anlatayım. Yolda yürürken şeyi fark ediyorlar. Yolun sağ tarafında yerde çiğnenmiş çimen parça öbekleri, arada bir çiğnenmiş çimen, yani dişle çiğnenmiş bir çimen parçaları, yenilmemiş, yere dökülmüş. Tamam, bunu hatırlıyorlar. Sonra biraz ileride yolun bu sefer sol tarafında karıncalar çeşitli öbeklere hücum etmiş. Bir yapışkan bir sıvının etrafında karıncalar. Biraz ilerliyorlar. Bir çamurlu yol, çamurlanıyor hafif. Bakıyorlar bir hayvan izi, ama dört ayak izi değil. Böyle sanki üç ayağını kullanan bir hayvan. Peki. Biraz daha gittikten sonra bu sefer birine rastlıyorlar. O birisi böyle bir şeyler aranıyor. İşte uzaklara bakıyor, bir şey arıyor falan. Prenslerden bir tanesi diyor ki siz bir binek hayvanınızı mı arıyorsunuz? Adam da diyor ki evet, ben devemi arıyorum, devemi kaybettim. O zaman öbür prens diyor ki bu devenizin sağ tarafında dişleri eksik, bir ayağı topallayan, üstünde de heybesinde bal taşıyan deveyi mi arıyorsunuz? O zaman adam diyor ki siz nereden biliyorsunuz bunu? İşte hemen şey yapıyor, siz kesin siz çaldınız bunu. Vesaire. Şimdi bu hikaye şöyle, meğerse işte öbek öbek çim gördükleri için herhalde hayvanın bir tarafında dişleri eksik, geviş getirirken yediği çimenler oradan dökülmüş diye düşünüyorlar. İşte karınca öbeklerini görünce meğerse heybesinde bal taşıyor olabilir bu deve diye düşünmüşler. Dolayısıyla böyle bir tahmin yürütmüşler ve bu bir doğru tahmin. Yani serendipity birazcık buna atfen, serendipity prensleri biraz da zekalarını da kullanarak, gözlem yeteneklerini kullanarak doğru tahminlerle ilerleyen
Üç prens olarak hikayeleri sürüyor. Şimdi buradan da serendipiti, İngilizce serendipiti, Türkçe ne denir bilmiyorum. Talih. Tam talih değil aslında, galiba Türkçe tam karşılığı yok bu kelimenin. Ama yani serendipe yolculuk biraz, ben şimdi size kendi kariyerimi anlatacağım. Daha önceki konuşmalarda da konuşmuştuk. Yani bir kariyer oluştururken her zaman şansın önemi var. Yani bir talihimizle bir yerden bir yere gidiyoruz. Bir de bilimsel çalışmada her zaman tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama işte gördüklerimizi anlamlandırarak tahmin etmek, başkalarının anlamlandırdıkları şeyin üstüne kendi bilimsel gözlemlerimizi yerleştirmek. Dolayısıyla yani akıllı tahminler yaparak gerçekliği bulmak mı bilmiyorum ama insanlara anlam ifade edecek bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bu anlamda bu Serendip'in prensleri hikayesi beni etkiliyor. Sanki bizim bilimsel yolculuğumuzun bir parçası da Serendip'in prenslerinin yolculuğuna benziyor gibi düşünüyorum. Şimdi her ne kadar slaytsız bu konuşmalar dediysem de çok kısa birazcık kendi kariyerimle ilgili bir iki slayt göstermek istiyorum. Serendip'e yolculuk. Burada bahsettim, yani ben 1993'te ODTÜ'yü bitirdim ama ODTÜ'yü okurken hatta ODTÜ'nün birinci sınıfından sonra gittiğim stajları biraz size özetlemek istiyorum. ODTÜ'nün de öncesinde aslında lise, işte üniversite hazırlıkta ben bir dershaneye gittim. Bu dershanenin ismi Arif Uğur Dershanesi'ydi. Arif Uğur Gazi Üniversitesi'nden mezun bir biyoloji öğretmeni. Hala da kendisiyle sosyal medyadan görüyorum, haberleşiyoruz. Arif Hoca çok değerli bir hocaydı. Bize de biyoloji dersi anlattı. Arif Hoca Mendel'i çok detaylı anlattı. Gregor Mendel, yani lise derslerinden bile belki hatırlarsınız, temel olarak kromozomların dağılım prensiplerini bulan ve aslında her hücrede 2N kromozom olduğunu sadece bitkilerin bazı özelliklerini sayarak istatistiksel olarak anlamış birisi Gregor Mendel. Bu anlamda çok ilginç. Yani 2N kromozom olduğunu sadece bitkilerin çeşitli karakterlerini sayarak bulması çok önemli. Arif Hoca Gregor Mendel'i uzun uzun anlattı. İşte 7 karakter seçiyor. 7 karakterin 7'si 7 ayrı kromozom üstünde. Bu yüzden bağımsız dağılım prensibini buluyor falan. Gregor Mendel'i böyle sanki bir peygamber anlattı ve ben çok etkilendim. Sonrasında Aykut Kence, bizim genel biyoloji hocamız da, o da Gregor Mendel'le açılışı yaptı. Gene o da bağımsız dağılım prensibi, işte 2N olduğu baskın karakterler, çekinik karakterler, bunları buldu Gregor Mendel ve sadece bir şeyleri sayarak. Ve ben çok etkilendim Gregor Mendel'den. Ya nasıl 7 karakter seçiyor 7 kromozom üstünde, bu nasıl olabilir? Onları sayarak bağımsız dağılım prensibini buluyor, nasıl olabilir? Mendel'den çok etkilendim ve bir şekilde ya dedim, yani Mendel'in evini görmek istiyorum. Adamın deneyler yaptığı yeri görmek istiyorum. İçimde böyle bir şey oluştu. Birinci sınıf kitabında da işte Gregor Mendel'le ilgili bölümünde kitabın Gregor Mendel'in evinin fotoğrafları var. Fotoğrafların altında da şu yazıyor. Aynı buraya yazdım. Gregor Mendel's Old House, Brno, Çekoslovakya. Gregor Mendel's Old House, Brno, Çekoslovakya. 1990 yılındayız. İnternet yok, hiçbir şey yok. Ve ben Gregor Mendel'in evine, Brno'ya gitmek istiyorum. Bir mektup yazdım. Ben yazın gelip sizinle çalışma yapmak istiyorum. Bir staj olabilir. Mendel'in çalışmalarıyla ilgilenmek istiyorum. Veya evin eski olduğunu okudum kitabımda. Çünkü bu yazıyordu. Gregor Mendel's Old House. Old. Çok eski. Adam zaten belki boya badana ihtiyacı var. Kapının kilitleri bozuk olabilir.
Mektuba dedim ki ya ben Gregor Mendel'in evini görmek istiyorum. Ama gelip size yardım da edebilirim. Boya yapılacaksa boyayabilirim. Kapıların kilitlerini edebilirim. Bir tamirat şey. Ve evin adresini bilmiyorum. Zarfın üstüne de bunu yazdım işte. Aynı burada gördüğünüz şey. Gregor Mendel's Old House, Brno, Çekoslovakya. Ve pul yapıştırdım. Ve bu zarfı, yani üstünde Gregor Mendel's Old House, Brno, Çekoslovakya yazan zarfı postaya verdim. Başka adresle ilgili hiçbir şey yazmadım. Verdim. Üstünden birkaç ay geçti. Belki 2 ay, belki 3 ay. Ve bana bir cevap geldi. Yani gene Serendip'e yolculuk, Serendip. Yani bir postacı benim o mektubumu ciddiye aldı. Üstünde Gregor Mendel's Old House, Brno, Çekoslovak yazan bir şey bir kere. Üstünde pul var diye bir Türk postacı Çekoslovakya'ya yolladı. Çekoslovakya'da posta servisi bu mektubu Brno'ya götürdü. Ve Brno'da bir postacı Gregor Mendel'in eski evini buldu. Ve bu mektubu oraya götürdü. Ve Gregor Mendel'in evinden bana cevap geldi. Ve şunu diyor, aslında bakın Sayın Ümit Yaşar. Çünkü bu da komik, Ümit Yaşar bizim sokağın adıydı. Yani zarfın üstünde işte Mr. Uygar Taze var. Ümit Yaşar Sokak, biz Ümit Yaşar Sokak'ta oturuyoruz. Yani Çekoslovaklarla ve Japonlarla aslında bu şey hep yaşanır. Japonlar daha da ilginç. Adamlar ya erkeği kadın zannediyor, kadını erkek zannediyor. Yani Mrs. diye şey geliyor, kızlara Mr. diye. Yani Japonlarla Çekoslovaklar bence ayrı yani karıştırma şeyinde. Bay Ümit Yaşar neyse. We are glad to hear of your interest in our work. We are a small staff of four people. Have no funds at our disposal to cover your stay. But I do think you should apply. Bir şeyler. Yani gelebilirsin. Yani Gregor Mendel'in kabul mektubu geldi. Meğerse ama Gregor Mendel'in evi bir bilim tarihi müzesi. Museo Moravia, Mendelianum Musei Moravia. Ve beni staja kabul ettiler. Harika, çok sevindim. Yani 1990 ne demek? Ben 19 yaşındayım demek ki 1990'da. Böyle X bir mektup yazıyorum ve bana Vitezlav Orel, oranın müdüründen tamam buyurun gelin ama paramız yok diye cevap veriyor. Harika. Fakat paramız yok, bende de para yok bu arada. Yani ben o yaz gidemedim çünkü tamam adamlar gel diyor ama nasıl gidiyorsun yani hangi parayla? Ben para biriktirdim. O yaz gidemedim ama o yaz ODTÜ'de Yavuz Darendelioğlu arı genetiği çalışıyordu. Ve Bala'nın köylerine gidip arıları topluyorlar. Damar aralıklarına bakarak bir Anadolu arısı ırkı var mı? Bunu çalışıyorlardı. Yavuz abiyle staj yaptım. Ben de çok keyifli bir arıcılık stajı yaptım. Ya arılara bakım yapmayı öğrendim. İşte arı parazitleri, arı genetiği, arı ile ilgili bir sürü şey okudum. Kovan bakımı ve çok hoşuma gitti. Bu Bala'yı bizim dolaştığımız kamyonet ve bu kamyonetin arkasında oturuyor. Kamyonette dikkat ettiyseniz 5 kişilik yer yok. Yavuz abiyle işte şoför önde oturuyor. Biz İrfan, Gaye, ben arkada Bala'ya gidiyoruz. Arı örnekleri alıyoruz. Süper keyifli Bala'nın köyleri. O yaz güzel bir arıcılık stajı yaptım. Ve para biriktirdim. Bir yandan da Kredi Yurtlar Kurumu'nun bursunu alıyorum. O paraları da bir kenara koydum. Çünkü o yaz Çekoslovakya'ya gidemedim ama bir sonraki yaz gitmeyi kafaya koydum. Bir sonraki yaz tekrar yazıştık. İşte bu sefer ismim doğru öğrenildi. Vitezlav Orel, gene mektuplaşıyoruz. Ya işte geleceğim, gideceğim falan. Vitezlav Orel gene diyor ki, I hope that my letter will reach you before your departure from Ankara. We are preparing for you cheap accommodation. Bana bir yurt odası ayarladılar. Yani süper bir şey. In Brno from July 15 and we hope that we'll find your study in Mendelianum interesting. There are no bureaucratic problems in our country. Bu ne demek bilmiyorum herhalde Çekoslovakya o zaman hani komünizmle alakalı girmek çıkmak bürokratik problem yok demek ne demek hiç bilmiyorum. I must however to tell you that up to now we have no computer in the Mendelianum. Yani Mendelianum'da hiçbir zaman kompüterin olmadığı yıllar. Daktilo zaten daktilo yazısı.
Ben tabii çok sevindim. Tamam, gideceğim. 91 Bruno'ya gideceğim. Mendel'in hayatıyla ilgili bir şeyler. Mendel'in evini göreceğim bir kere. Yani bu adam nerede yaptı bu deneyleri? Bir şeyler okumak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Evet, gideceğim. Ama nasıl gideceğim? KYK'dan biriktirdiğim bir para var. İşte yani babamlar biraz destek alır ama öyle bir şey ki yani hani yol parası versem kalacak param yok. Kalmaya para versem yol param yok. Gideceğim. Nasıl gideceğim? O yıllarda ben her bir yere otostopla gidiyordum. Mesela ya okula bile servisi kaçırırsam otostopla gidiyorum. Şehirler arası her yere otostop. Antalya'ya gideceğim. Çıkıyorum sabah yola. Otostop çekiyorum. Antalya'ya gidiyorum. Akşama da Antalya'dayım. Assos'a gideceğim. Çıkıyorum. Otostop. Assos. Nereye istersem otostop. Ya şunu düşünün. Ben niye şeye buraya niye otostopla gitmeyeyim? Ondan sonra yani bir de bir plan yaptım. Arkadaşlarımla da konuştum. Ya olur mu olmaz mı? Benim o zaman Erol var, Birol var. Çok yakın mahalleden arkadaşlarım. Ya yapılır mı? Yapılır mı? Valla denenir diye düşündüm. Denenir. Nasıl denenir? Keşan Turizm'e bir bilet aldım. Keşan Turizm'in otobüsüyle Edirne'ye gittim. İndim. Neyse Kapıkule dolmuşuna bindim. Kapıkule. Sonra baktım Kapıkule'ye. Ya buradan nasıl gidilir? Baktım arada bir tır garajı var. Tırlar geliyor gidiyor falan. Yürüyerek Türkiye'den çıkış yaptım. Bulgaristan'a geçtim. Bulgaristan'da ara bölgeye geçtim. Fikir Çekoslovakya'ya nasıl gidilir? Vallahi bir denenir kamyonla gidilir. Peki. Ara bölgede biraz baktım işte tır şoförleri evraklarını giriş yapanlar ara bölgede çay içiyorlar. Orada gümrük var. Evraklarını gümrüğe teslim ediyorlar. Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Türkiye'den çıkanlar ara bölgede işte gene bir şeyler yapıyor, çay içiyor falan. Bir iki saat orada şöyle bakındım. Ne oluyor, ne bitiyor, kamyon nereden geliyor, hangi kamyon nedir falan. Ondan sonra sormaya başladım kamyon şoförlerine. Ya ben işte öğrenciyim. Çekoslovakya'ya gideceğim. Beni Viyana'ya bir yere, Almanya'ya bir yere götürür müsün? Tabii bu hikayenin öncesi var. Bu hikayenin öncesini anlatmam lazım. Şimdi ben Çekoslovakya'ya gitmek istiyorum. Tamam. Çekoslovak elçiliğine gittim. Merhaba. Ben staja gideceğim. Ondan sonra vize almak istiyorum. Bana dediler ki tamam harika. ODTÜ'de öğrencisin. Öğrenci belgesi. Bu staja gideceksin. Tamam. Neyle gideceksin? Ben dedim ki valla ben otostopla gideceğim. Gideceğim Kapıkule'ye. Oradan tır mır durduracağım. Vize veren kadın tabii ki dumura uğradı yani. Dedi ki ya biz sana böyle bir vize veremeyiz yani. Kapıkule'den nereye gideceğim belli değil. Tır durduracağım diyorsun. Yani kusura bakma. Ya nasıl olur falan. Çok hayal kırıklığına uğradım. Bana vize vermiyorlar. Sonra Macaristan elçiliğine gittim. Dedim ki ya ben Çekoslovakya'ya gideceğim. Hani bana bari Macarlar versin. O zaman Schengen falan yok. Her şeyden vize alınıyor. Ondan sonra dedim ki ben Çekoslovakya'ya gideceğim. Transit Macaristan'dan geçeceğim. Macaristan vizesi istiyorum. Tam harika falan dediler. Fakat neyle gideceksin? Ya işte kamyon mamyon bir şeyler bulacağım falan. Aynı tepki dediler ki ya, kusura bakma hani iyi çocuksun ama biz sana vize veremeyiz. Böyle bir şey de hayatımızda görmedik ya. İyi ben oradan da falan bayağı canım sıkıldı. O zaman Belçika Büyükelçiliği'nde benim de bir arkadaşım çalışıyor. Beraber lise okuduk. Arzu Erdoğan Belçika Büyükelçiliği'nde çalışıyor. Ben Arzu'ya dedim ki Arzu ya ben Çekoslovakya'ya gideceğim ama hiçbir yerden vize alamıyorum. Ben Belçika'ya başvurayım. Siz bana güzel bir vize verin. Ben arada her bir şeyi transit alayım. Almanya, Çekoslovakya bilmem ne bir vize alamıyorum. Arzu bana tamam dedi. Ve Arzu bana bir Belçika vizesi verdi. İnanılmaz bir şey. 3 ay sınırsız giriş çıkış oturum ve acayip bir Belçika vizesi aldım yani. O Belçika vizemle ondan sonra Almanya'ya gittim ve ben o inanılmaz bir zamanda Almanya vizesi aldım transit. Ondan sonra Çekoslovakya'ya gittim. Tabii bilmiyorum ne yaptım. Kılık kıyafet mi değiştirdim? Yani dedim ki ben geçeceğim ya bir Çekoslovakya'dan transit vize. Bu da ilginç hikaye yani. İnsana neler yaptırıyorlar yani görüyorsunuz. Ondan sonra pasaportumda acayip vizeler vardı. Yani Belçika oturum izni, Almanya transit, Çekoslovakya her bir yer transit. Acayip bir pasaportum oldu tabii. Ondan sonra Bulgaristan'a yürüyerek geçtim.
Ara bölgeye gittim. Tırlar, demin bahsettiğim hikaye. Gelen giden tırlara sordum. Ve böyle bir portakal renkli tır, Yalçın abi beni dedi ki tamam ben Münih'e gidiyorum. Seni de gel atla. Seni Viyana'da bırakayım. Viyana'dan trene binersin. Trenle Brno'ya gidersin. Zaten o arası 1 saat. Tamam dedim. Ben 5 gün hayatımın en güzel yolculuğunu Yalçın abiyle yaptım. Tek sorun ikide bir de tekerimiz patlıyordu. Çünkü Yalçın abinin tekerleri kabaktı biraz. Yani zırt pırt o teker patladı. Hadi sök bunu değiştir bu teker falan. Ama Yalçın abiyle süper güzel 5 gün gittik. Bu arada bahsettiğim yıllar 1991. Yugoslavya'da iç savaş var. İkide bir de yol değiştiriyoruz. İşte kamyonları devirip yol kapatıyorlar. Yani Serendip'in prensleri gibi değildi o kadar. Bayağı riskli bir yol gittik. İşte Yalçın abi de biraz abartıyor. İşte burada bak burası kara orman. Burada tır yavaş gider. Dikkat et bilmem ne falan. İyice olayı heyecanlı bir hale getiriyordu. 5 gün Yalçın abi Nevşehir'den Münih'e limon taşıyordu. Slovenski Brod diye bir yerde, pardon, Münih'e gidiyordu ama Slovenski Brod sanıyorum Slovenya, Yugoslavya'ydı yani henüz parçalanmamıştı. Limon fabrikasına limonları bıraktık. Daha sonra oradan yola çıkıp 5 gün harika bir yolculuk. Devamlı piknik yapıyoruz. Tamam tekerimiz patlıyor ama biraz yol gidiyoruz. Kamyon ısınıyor. İşte hadi inelim karpuz keselim falan. Harika 5 gün. Bu Yalçın abi. Bu da yani bu her zaman piknik yapıyordu. Karpuz kes, çay demle, otur, tır, soğuyana kadar. Ben burada lastik değiştiriyorum. Tabii bu arada Yalçın abi bana tırda çeşitli işler verdi. Bir kere gece 2 saatte bir tırın etrafında dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz yani hırsızlık var mı falan diye bakıyoruz. Yalçın abi 12'de turunu atıyor. 2'de ben kalkıp tur atıyorum. 4'te Yalçın abi tur atıyor. 6'da yola çıkıyoruz böyle. Burada da ben teker değiştiriyorum. Bana da bir balyoz verdi. Benim spor ayakkabılarım vardı. Dedi ki çıkar o spor ayakkabıları. Al şu kahverengileri giy. Yalçın abinin ayakkabıları. Beni söylediği gibi bıraktı. Viyana'dan bir otostop dedim. Bu Vitezlav Orel bana mektubu yazan. Vitezlav Orel sayesinde Brno'da yani Moravya'daki genetik çalışmalarla ilgili 1800 ile 1900 işte 1930'lara kadar burası bir tabii Mendelian Müzeyi Moravya bir bilim tarihi kütüphanesi ve çok değerli kaynaklar vardı. Bir sürü Almanca kaynak ama bir sürü güzel İngilizce kaynak. Ben bir kere orada tabii Mendel'in hayatı ve Mendel'in çalışmaları ile ilgili bir sürü şey okudum. Yani 1860'ta Moravya'daki klasik genetik çalışmaları sorun nedir? Moravya koyunculukla ünlü bir yer. Koyun çiftleştiriyorlar ve koyun yetiştirenler şunu anlamaya çalışıyor. Ya bu yani kan nedir? Genetik iyi hayvanla iyi hayvanı çiftleştiriyorum. Kedi yavrusu gibi küçücük koyun çıkıyor. Zayıf 2 tane koyunu çiftleştiriyorum. Aslan gibi koyun çıkıyor. Ya bu iyi kan nedir? Bu ben hangi hayvanla hangi hayvanı çiftleştiriyorum? Yani genetik problematik Moravya'daki çıkışı koyun tüccarları ve yetiştirenlerin ya hangi hayvanlarla ne çiftleştirirsem bunları iyi bir döl elde ederim. Ve bu problematik etrafında şunu soruyorlar. Ya iyi kan nedir? İyi kan. Yani genetik bir şey soruyorlar ama tabii o zaman kromozom yok, gen yok, bir şey yok. Ve Mendel aslında ya Moravya'da böyle kongreler yapılıyor. İşte hayvancılık, işte iyi kan, yani çiftleşme, arıcılıkla ilgili Mendel'in çalışmaları var ve ziraatle ilgili çalışmaları. Yani Mendel tek başına genetik nedir, işte genetik kanunları nedir bunları düşünmüyor. Bir grup olarak bunları soruyorlar. Ve Mendel'den önce Karl Reuter diye bir adam var. Karl Reuter bezelyeleri çaprazlıyor ve beyaz bezelye, kırmızı bezelyeyi çaprazlayınca F1 dölünde hepsinin kırmızı olduğunu görüyor.
F2 dölünde kırmızı beyaz, pardon, F1 dölünü kendi içinde çaprazlarsan F2 dölünde kırmızı beyazlar olduğunu da görüyor. Ama saymak hiçbir zaman aklına gelmiyor. Yani buradan anladım ki Mendel çalışmaların öyle bir şey gibi ya bir peygamber gibi aklına bir şey gelmiş de çalışmalarını yapmış değil. Bunlar bir grup insan, o dönem soru belli. Hep bir işe kafa yoruyorlar ve genetiği anlamak istiyorlar. Yani iyi kanı anlamak istiyorlar. Ve Mendel bunlardan bir tanesi. Mendel de Kölreuter'den sonra devam ediyor bu işlere. Bezelyeleri çaprazlıyor. Kölreuter'in gördüklerini görüyor ama sayıyor ve istatistiksel olarak anlamlandırıyor. Yani çalışmaları bir adım ileri götürüyor. Yedi karakter seçiyor, evet, ama yedi karakter yedi kromozom üstünde değil. Yedi karakter dört kromozom üstünde. Ama belki de şansı şu, kromozomun farklı uçlarında bu karakterler seçildiği için crossing over'la gene de bağımsız dağılıma yakın bir şey görüyor vesaire. Ya ben bunlardan çok keyif aldım. Bir kere peygamber olarak gördüğüm bir araştırmacının bizler gibi, yani o herkes gibi daha önceki bilgilerin üstüne bir adım atmış. Evet, şansı yaver gitmiş ama o kadar da, yedi karakter yedi kromozom değil. Hani çok hoşuma gitti bu çalışmalar ve Vitez Laborel her öğlen beraber yemek yedik. Bana bir sürü şey anlattı. Önemli bir evrim biyoloğu aslında Vitez Laborel. Ernst Mayr'ın yakın arkadaşıydı. Evrimle ilgili bana bir sürü şey anlattı ve ben yani Bruno'dan harika anılarla, ama bir yandan da yani bilimsel olarak bayağı sağlam bir klasik genetik eğitimiyle ayrıldım. Fakat Bruno'dayken şöyle düşündüm. Ya ben Avrupa'nın ortasındayım. Önümüzdeki yıl da staj yapacağım. Buralarda ne var yakınlarda? Avusturya'da bir yerler var. Kataloglara baktım. O zaman gene internet yok. Zaten adam da yazdı. Mendelyan'ın da bilgisayar bile yok. Kataloglar var ama. Zaten gitmeden ODTÜ kütüphanesinden de kataloglara bakmıştım. Ve Graz kafama yazılmıştı. Graz'ın kafama yazılmasının bir boyutu da şu. O zaman yakın arkadaşım, hala yakın arkadaşım, çok sevdiğim Erol, şimdi Amerika'da yaşıyor. Erol'un kız arkadaşı vardı. Erol çok yakışıklı çocuk, işte her yaz kız arkadaşları oluyor. Bazen iki tane, üç tane. Erol'un kız arkadaşlarından bir tanesi Beatrice Graz'da oturuyor. Biz de Beatrice Türkiye'ye geldiğinde beraber bir şeyler yaptık falan. Beatrice iyi kız. Graz'da da evi var. Şöyle düşündüm. Ya ben Graz'a gidersem Beatrice'de kalırım. Hani Graz'a bir yazayım. Beatrice'de var. Hem de güzel bir yere benziyor vesaire. Ve Graz'a Biyoteknoloji Enstitüsü'ne bir mektup yolladım. 20 yaşındayım. Kendimi dünyanın en önemli profesörü olarak görüyorum. Bir de Mendel'in çalışmalarını falan biliyorum. Yani büyük ihtimalle dünyanın en iyi genetikçisiyimdir herhalde. Yani öyle bir acayip bir ruh halim var. Ve Graz Biyoteknoloji Enstitüsü müdürüne bir mektup yazdım. İşte Dear Professor Lafferty, işte I'm currently studying classical genetics in Mendelianum vesaire falan. Ve Graz'a gelip staj yapmak istiyorum. Ama öyle bir havadayım ki sanki böyle hani geleyim görüşelim falan, böyle sanki hani Türk Dışişleri Bakanı tarzında konuşuyorum. Adamdan da bana bir mektup geldi. Komik yani. Uygar Tazebay, Mendelyanım, Brno, Çekoslovak. Yani adres, çünkü ben orada adres orayı vermişim. Yani öyle bir üst perdeden gidiyorum. Ondan sonra Robert Lafferty, yani dünyanın en mütevazi insanı, harika bir insan. Bana dedi ki ya tamam gel, ben alamam ama Helmut Schwab diye birisi var ekibimde. Helmut Schwab memnuniyetle işte seninle görüşür. Gel görüşelim. Gel görüşelim. Tamam, harika. Staj dönüşü ben de gene Helmut Schwab'a yazdım. İşte ben Bruno'dayım. Geleceğim. 20 neyi diyelim? Ya da yani cesareti, ben şu anda geriden bakınca cesareti diyebilirim ama yani iyi de yapmışım. Staj istiyorum. Daha normal ne olabilir? Graz'a gittim. Helmut Schwab'la görüştüm. Helmut Schwab dedi ki tamam seneye gel.
O da şöyle oldu. Ben Helmut Schwab'la görüşmeye gittim ama birazcık geciktim. Çünkü Graz'da taksi öyle yoldan taksi çevrilmiyormuş meğerse. Ben çıktım evden sabah. Ondan sonra taksi, yoldaki taksileri el ediyorum. Kimse durmuyor. Çünkü Graz'da ya telefonla çağırırsın ya taksi durağına gidersin. Taksi durağı ararken falan vakit geçti. Geç gittim. Geç gidince Helmut Schwab'ın odasına gittim. Yok. Bana dediler ki ya Helmut Schwab yok ama bir toplantıda. İstersen gel. Ben ya ne toplantısı falan derken beni bir odaya soktular. Meğerse bir tez jürisinden, tez bitmiş, tez partisine gelmişim. Millet şampanya falan içiyor, pasta kesmişler. Kim tezini verdiyse onu kutluyorlar falan. Ben hani odaya girerken yani ne toplantısına giriyorum falan derken kapı açıldı. Şampanyalar, parti falan. Ben kendim partinin içinde buldum. Bayağı eğlenceli bir başlangıç. Helmut Schwab zaten kafayı çekmiş falan. Beni tabii ki kabul etti. Bir yıl sonra Graz'a staj yapmaya gittim. Oradaki konu filamentli mantarlarda elektroporasyonla gen aktarımı olmuyordu. Helmut Schwab bana dedi ki ya penisilyum Chrysogenum çalışıyoruz. Elektroporasyonla gen aktarma konusunu çalış. Bu benim Graz'taki laboratuvardan fotoğraflarım. Ben de tamam dedim. İşte bir protokol oturttum, uğraştım. Filamentli mantara daha önce hiç elektroporasyonla gen aktarılmamıştı. Bayağı keyifli 3 ay geçirdim Graz'da. Hoşuma gitti. Yani bir öğrenci yurdunda kaldım, öğrenci hayatını gördüm. Yemek pişirmeyi orada ilk defa bir şeyler pişirmem gerekti. Dolaştım, tek başımayım, keyifli. Laboratuvarda acayip çalıştım. Bana bu laboratuvarın anahtarını verdiler. Daha 20 yaşındayım. Gece 11'de laboratuvara geliyorum. Çatır çatır anahtarla açıp giriyorum. Korkuyorum. Çıtırtılar oluyor. Yani bence kesinlikle hayalet vardı yani Biyoteknoloji Enstitüsü Graz'ta. Ya hayaletler içinde çalışıyorum. Gerçekten korkuyorum. Gece 11. Çıkıyorum gece 2'de odama gidiyorum. Helmut Schwab bana bisikletini verdi bu arada. Eski bir bisikleti vardı paslı maslı. Bana dedi ki al buna bin gel git ama kitlemeyi unutma. Ben tamam dedim ama ya ne kitlemesi? Şimdi Avrupa'nın Graz en medeni yerindeyiz. Kim çalacak falan bisikleti kilitsiz bırakıyorum sağda solda. Bisikletim çalındı. Ben de Helmut Schwab'a gittim ya benim bisikletim çalındı falan dedim. Adam dedi ki ya ben sana demedim bir kitle. Yani ondan sonra tabii tabana kuvvet yürüyerek yani 3 ay kaldım. 2 ay bisikletim vardı harika. Makam bisikleti. Son ay tabana kuvvet yürü bakalım. Gece 2'de çıkıyorum iyice hayaletlerle korka korka. Daha sonra işte o yaz bitti. Ben penisilin kraysogenimi elektroporasyon yaptım. Sonra da Helmut Schwab'a dedim ki ya ben master doktora yapmak için bitirince seneye veya işte 2 seneye Avrupa'ya veya Amerika'ya gitmek istiyorum. Acaba nereye gitsem? Yani sizinle çalışmak çok isterim ama oradaki program Almanca. Ben Almanca bilmiyorum. Dedi ki ya sen yani nereye gitmek istersin? Ben dedim ki valla ben İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum. Liseden Fransa olabilir, Amerika olabilir vesaire. Dedi ki ya benim şu bir iki adres verdi. Güzel bir konuşma yaptı. Yani laboratuvar nasıl seçilir, nereye gitmen lazım? Yani iyi bir yerler bul, şans eseri bir şey bulma vesaire. Bana bir iki yer tarif etti. Bunlardan bir tanesi Paris'te Claudio Scasocchio'nun laboratuvarı. Aspergillus nidulans da genetik regülasyon çalışıyor. Ben onun verdiği birkaç yere yazdım. Claudio bana çok olumlu bir dönüş yaptı. Dedi ki yani biraz Claudio beni Helmut Schwab'ın aslında Claudio beni neden kabul ettiğini o kadar da iyi anlamamış. Ama Helmut Schwab'ın referans mektubunu görünce zannetmiş ki ben Helmut Schwab'la Avusturya'da lisans okudum. Ve bana kabul etti vesaire ben vize aldım ettim falan. Paris'e gidince Claudio ya ben Türkiye'de okudum lisansım Türkiye ve denklik sorunum var. Türkiye'den gelen öğrencilere 4. sınıfı tekrar okutuyorlar. Benim de öyle bir param yok. Hani ya master doktora için para bulmuşum gelmişim. Ondan sonra hani bursum master bursu şimdi 4. sınıf falan okuyamam. Claudio'ya dedim ki ya ben Türkiye'den geliyorum ama ya ne yapsak ben denklik falan okuyamam. Güzel bir mektup yazdı ama beni tanımadan yani fakat Helmut Schwab'a güvenerek dedik ya bu Türkiye'den geliyor ama benim işte şöyle şöyle iyi bir labla 3 ay bir sürü şey öğrenmiş.
bunu denklik umursamadan kabul edelim vesaire. Ve Claudio ile çalışmalara başladım. Claudio, bu tabii benim kariyerim için hani Serendip'in prenslerinin yolun neredeyse ortası sonuna geldiği bir şey. Bundan sonrasını slaytsız devam edeceğim. Çünkü Claudio'nun labında Aspergillus nidulans'ta transporter genlerin regülasyonunu çalıştım. Ve sonrası birazcık çorap söküğü gibi gitti. Yani buraya kadar otobüslerle, tırlarla. Bundan sonra macerada bir şey yok. Çünkü bundan sonrası uçakla. İşin de en keyifli tarafı otobüsle, tırla olan tarafı. Yani uçakla olan kısmını gösterecek bir şey yok. Onu ben size her zamanki gibi konuşarak anlatacağım. Claudio'nun labında başka birisi var. Çok önemli. Çok yakın arkadaşım oldu. Abi kardeş gibi birbirimizi sevdik. Giritli bir çocuk, Yorgos Dialinas. Ve Yorgos Dialinas bana Paris'te Claudio'nun laboratuvarında bildiğim her bir şeyi öğretti. Ve Yorgos'la biz ayrılmaz can ciğer iki arkadaş olduk ve bugüne kadar, yani bugün bile haftada en az bir kere ya telefonla konuşuruz ya şimdi Zoom üstünden birbirimize hayatımızı anlatırız. Yani Yorgo benim şu anda en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu söylediğim şeylerin üstünden 30 yıl geçmesine rağmen. Yorgo benim için çok büyük bir abilik yaptı Paris'teki laboratuvarda. Bana her şeyi öğretti, işte paraya sıkıştığım zaman destek verdi. Bir yerlere giderken beni de aldı götürdü. Yani işte hani bir konsere giderken beni davet etti ve ödeyemeyeceğim kadar borçlu kaldığım birisi. Harika zamanlar geçirdim. Yani gerçek bir arkadaşlar arası dayanışma. Claudio çok kendini işine adamış, etik olarak çok düzgün, çok titiz, tavizsiz bir öğretmendi ve yani mesela bir gün derste bana bir şeyler sordu, ben geveliyordum, bir makale okumam gerekiyordu, okumadım. Yani biliyorum, anlarım falan diye. Yani bakarım, tamam mı? Birisi galiba sunuyordu makaleyi, ben de o sırada bakarım, anlarım falan dedim. Okumadan gittim. Claudio bana dedi ki ya sen bu şey şu son şey bir de Uygar anlatsın dedi. Benim hiçbir fikrim yok. Ben bir şeyler geveledim hani uydurup kaydırmaya topu tacı atmaya çalışıyorum. Claudio dedi ki sen bize bir tahtaya kalkıp şöyle güzel bir tablo çiz. Mütantları falan çizeceğim yani böyle regülasyon mütantları. Tablo çiz, artı eksi koy bize tahtadan anlat. Ben tahtaya kalktım. Hiçbir fikrim yok ve saçmalamaya başladım. Ve bir noktada ben Claudio'yu şöyle gördüm. Yani ellerini başına koymuş, kaşları çatık. Böyle ya ama nasıl olur? Ama nasıl olur falan diye bağırıyordu bana. Ve yani ve bir noktadan sonra duymamaya başladım. O kadar stres olmuş. Çıkıyor ama benim öyle stres yaşattı bana. Ve daha sonra oturdum tekrar yerime rezil olmuş bir şekilde ve ondan sonra da bir daha derse giderken makalelerimi okudum. Yani hani harika bir insan, çok iyi bir öğretmen ama kesinlikle tavizsiz bir öğretmen. Bundan sonrası slaytsız çekirdek konuşmalarına uygun şekilde olacak. Serendipity, evet, tesadüf diye çevrilmiş, teşekkürler. Teşekkürler Emre, ama yani tam tesadüf, yani bir Serendipity'nin şeyini tam da karşılamıyor sanki tesadüf. Ya bir başka bir sanki kavramsal başka bir şey var orada. Yani doktora çalışmalarım şunun üzerineydi. Doktora çalışmalarım bir kere Aspergillus nidulans bir filamentli mantar, fungi diye geçiyor. Filamentous fungi. Bu organizmanın önemi şu, genetiği var. Yani iki Aspergillus ırkı çaprazlanabiliyor. Dolayısıyla mesela bir gende mutasyon var bir strain'de. Başka bir gende mutasyon olan başka bir strain bulup
yapmak mümkün. Çaprazlamak ve double mutantlar oluşturmak mümkün. Aynı şekilde mesela bir mutasyon yapıldığı zaman, diyelim ben amino asit taşıyıcılarıyla çalışıyordum. Mesela amino asit taşıyıcısındaki mutasyonun rolin taşıyıcısı ile çalışıyordum. Daha spesifik olmak gerekirse, prolin taşıyıcısında mutasyon yapıp revertantlar seçmek mümkün. Yani prolin üstünde mutant büyümüyor ya da birazcık şöyle anlatmam lazım. Küf amino asitleri katabolizmasında kullanıyor. Yani alıp yiyor amino asitleri. Ama daha iyi, daha sevdiği bir şey yoksa yiyor. Mesela güzel bir şeker kaynağı, işte güzel bir nitrojen kaynağı yoksa prolini alıp yiyor. Şeker ve nitrojen kaynağı ise de prolini almıyor, yemiyor. Çünkü şeker var, nitrojen var. Prolini ne yapacak? Prolin üstünde, prolin taşıyıcısının mutantları prolin ortamında büyütülmeye çalışılırsa çok zayıf büyüyorlar. Ama mesela bu organizmanın sporları alıp ultraviyolede mutasyona tabi tutulup yayılırsa prolin ortamına revertantlar seçiliyor. Yani mesela arginin transporterı prolin taşımaya başlamış. Organizmada onu seçmek, onu sekanslayıp mesela çaprazlama yapıp haritalandırıp ya şurada bunun revertantı var deyip sonra onu sekanslayıp meğerse arginin transporterı prolin taşımaya başlamış. Peki spesifisite nasıl değişiyor? O zaman transporter nasıl arginine spesifik? Neden arginine spesifik? Hangi amino asitler değişirse prolin spesifik bir transporter oluyor? Mesela buna bakmak mümkün. Yani genetiği çok kuvvetli. O zaman işte dışarıdan gen aktarımı kolay. Moleküler biyolojisi kolay. Sekanslamak mümkün vesaire böyle bir şeydi. Yani filamentli mayalarla çalışmak çok hoşuma gitti. Bu çaprazlama özelliğini hala bile birçok deney filamentli mantarlarda çok kolay yapılabilir. Genetik avantajı olduğu için. İkinci bir şey, katabolizma ile ilgili bir sürü biyokimya okumak zorunda kaldım. Yani bir canlı molekülleri nasıl parçalar? Mesela bunu okumak, amino asitleri nasıl parçalar, pürinleri nasıl parçalar, daha sonra molekülleri nasıl yapar? Biyosentezle ilgili. Amino asitleri dışarıdan almak zorunda değil canlılar. Kendileri de şeker ve amonyumla, şeker ve nitratla, yani glukoz, tamam mı? C6H12O6 ve NO3. Biraz da fosfat koyduğunuz zaman canlı kendinden bir tane daha yapıyor. Yani her bir şeyi NO3, garip bir şey yani nitrat, nitrit, NO2, zehirli yani NO2. Ama NO2'nin nitrojenini alıyor. İşte şekerin C6H12O6 şekerin karbonunu alıyor. Karbonu nitrojeni bir araya getiriyor. Amino asit yapıyor. Yani bu biyokimyayı görmek beni çok etkiledi gerçekten. Ve felsefi olarak da çok ilginç. Yani canlı kendinden bir tane daha yapıyor. Büyüme ortamına koyduğun şeyler tırıvırı şeyler. Su, şeker, nitrat. Birazcık fosfat, biraz magnezyum. Ve sabah geliyorsun bütün ortam küf olmuş. Küf tabii çok süper bir canlı. Yani doğadaki bütün ölen yapraklar, canlılar, ölen vertebralılar, her bir şeyi yok eden ağaçlar, her şeyi yok eden canlı küf. Yani öncelikle onları parçalıyor, kendisi metabolizmaya katıyor ve doğaya kazandırıyor. Dolayısıyla çok kuvvetli bir biyokimyası var. Yani banyo duvarının boyasını bile yiyor. Şurada postalını unutsan ayakkabının içinde küf büyüyor. Yani her bir şey yiyebilir. Akrilamit jeli laboratuvarda bırakıyoruz bir hafta. Hani bir yerde akrilamit jel unutsak küfleniyor. Korkunç bir biyokimya. Ve dolayısıyla genetik regülasyon, katabolizma regülasyonunu çalışmak için de korkunç bir organizma. Yani harika bir organizma. Yani lakoperonu hatırlayın mesela işte laktozu E. coli'nin nasıl parçaladığı. İşte laktoz endükleyici, glukoz represyon yapıyor. Laktoz varsa glukoz represyonu ya da laktoz varsa represör oradan kalkıyor. Glukoz yoksa glukoz represyonu da kalkıyor. Yani
bu hikaye ne kadar mesela hem anlaması çok kolay değil, eğer ilk defa okunuyorsa öğretmesi çok kolay değil vesaire. Küflerde çok daha karışık. Çünkü mesela amino asit hem karbon kaynağı olarak kullanılabilir, yani parçalı al karbonunu ye, hem de nitrojen kaynağı olarak kullanabilir. Dolayısıyla var, prolin varsa gene bile kullanılmak zorunda. Yani glukoz prolin varsa glukozun yanında nitrojeni nereden bulacak organizma? Prolin yiyecek. Nitrit prolin varsa karbonu nereden bulacak? Prolini parçalayacak. Yani hem nitrojen hem karbon kaynağı olarak kullanılıyor. Çok daha karışık bir mekanizma. Anlaması çok daha zor ama çok daha keyifli. Claudio'nun labında benim yaptığım en büyük keşif bence, tamam, endüklenmesiyle ilgili regülasyonda bazı şeyler bulduk ama en büyük yaptığım şey, bir de tamamen starvation'a girerse küf, yani hiç yiyecek bir şey yok. Yani mesela sadece glukoz koyalım, nitrojen kaynağı yok. O zaman da amino asit transporterlarını açıyor. Yani prolin varsa prolin endüklüyor, prolin katabolizmasını. Prolin yok ama starvation varsa gene prolin transporter. Yani prolin transporterının hem katabolik amaçlarla hem de anabolik mi diyelim, ne diyelim, yani hem de açlıkta endüklendiğini gösterdi. Yani güzel çalışmaydı, hoşuma gitti. Çünkü prolin transporter eskiden beri katabolik transporter diye düşünüyordu. Halbuki böyle olmayabilir. Prolin endüklüyor ama starvation da endüklüyor. Ve starvation endüklenmesinde GCN4 o zaman çok önemli bir faktördü. Sonra Girit'te, IMDb'de çalıştı. Yorgos Treos GCN4 ile ilgili çalışmalar yapmıştı. GCN4 translation düzeyinde regüle olan bir transkripsiyon faktörü ve GCN4'ün Aspergillus'ta prolin transportunda, regülasyonunda rol oynadığını gösterdik ve acayip hoşuma giden işler yaptım Claudio'nun laboratuvarında. Bu çalışmalardan sonra transporter alanı çok hoşuma gitti benim. Yani transporter regülasyonu çalışmak istiyorum ve bu alanda postdoc yapmak istiyorum dedim. Nereye gitsem nereye gitsem Claudio ile konuşuyordum. Ama yani dedim ki ya ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Fransa güzel ama kafamda hep Amerika, parasal açıdan daha iyi laboratuvarlar, daha profesyonel vesaire ve vertebralı bir sistemde çalışmak istedim. Biraz da onu görelim diye. O zaman daha yeni Nature'da yayın yapmıştı Nancy Carrasco, 1996'da Nature yayını ve tiroid iyot taşıyıcısını klonlamıştı. Daha gitmeden ben aslında tiroid iyot taşıyıcısını Aspergillus'ta ifade edip bazı deneyler yapmak istedim. Çünkü Aspergillus'ta tiroid iyot taşıyıcısını ifade edersek mutant seçebiliriz, revertant seçebiliriz, spesifistesini çalışabiliriz. Dolayısıyla Nancy ile ben bağlantıya geçtim. Bana insan tiroid iyot taşıyıcısının cDNA'ını yolladı. Ben onu uygun vektöre koydum. Aspergillus'a verdim. Aspergillus'ta temel deneyleri yaptım. Bir sonuç elde edemedim ama çok vaktim de kalmamıştı. Daha sonra Nancy'nin laboratuvarına gittim. Biraz da orada devam ettim. Fakat o konu hoşuma gitti. Ben Nancy'ye dedim ki ya postdoc olarak sana gelsem, iyot taşıyıcısıyla ilgili bir proje yapsak. Nancy Carrasco tamam dedi. Yani ben zaten transporterlarla çalışıyorum. O konuyu biliyorum. İlgim vertebralarda transporter çalışmak. Ve ben Albert Einstein College of Medicine'a gittim postdoc olarak. Medisin. Yeşiva Üniversitesi'nin Bronx'ta 3 tane hastanesi var. Montefiore bunlardan bir tanesi. İşte Albert Einstein College of Medicine'ın kendi hastaneleri var. Ve yani orada hem klinisyenlerle iç içeyiz, hem molecular pharmacology bölümünde moleküler eczacılık Nancy Carrasco'yla çalışıyorum. Aynı bölümde çok değerli başka araştırmacılar var. Dolayısıyla ben iyot transporterının yapısıyla ilgili çalışmalar yapmaya başladım.
Fakat bir noktada anladım ki yani Nancy'nin de ona ilgisi vardı. İyot, tiroitte iyot transportörü var. İyot bir katabolizmaya yönelik bir transportör değil, iyot transportörü. Tiroid hormonları tirozin amino asidi ne çok benziyor. Sanki iki tane tirozin amino asidini kovalent olarak birbirine bağlanıyor. İki tane fenol halkası var. En sonunda da bir tane OH grup var. Bu tiroid hormonu. Yani iki tirozin kovalent bağlanmış. Ama tiroid hormonu olarak görev görebilmesi için iyotlanması lazım. Yani 3 veya 4 tane de kovalent iyot bağlanması lazım. Dolayısıyla tiroid şurada kelebek şeklinde bir şurada kelebek şeklinde bir endokrin organ kandan iyot alıyor ve tiroid hormonu sentezliyor bu endokrin organ. Tiroid hormonu bahsettiğim gibi iki tane tirozin kovalent bağlı birbirine bağlı. Üstüne de kovalent iyotlar bağlı. İyotun girmesi şart. Şimdi bizde iyotun girmesi şart. Biz iyotu nereden alıyoruz? Çok fazla yok doğada iyot ama denizlerde var. İşte balık yersek iyot alıyoruz. İyotlu tuz tüketirsek iyot alıyoruz. İyot çok önemli. Yani bizim bütün hücrelerimizin metabolizmasını regüle ediyor tiroid hormonu. Yani işte hızlı mı hareket ediyoruz, metabolizmamız hızlı mı veya uyuşuk, yavaş yavaş mı hareket ediyoruz, işte depresyonda mıyız, hyper durumda mıyız ve ısısını kontrol ediyor. Yani bütün hücrelerin enerji çıktısını kontrol ediyor tiroid hormonu ya da regüle ediyor. Tiroid hormonu yani ikinci metabolizmanın en önemli kontrollerinden bir tanesi. Fakat ilginç bir şey var. Mesela bebek doğuyor, anne sütü emiyor ve bebeğin sinir sistemi, kas gelişimi, akciğer gelişimi, kemik gelişimi için tiroid hormonu şart. Ve bebek iyotu anne sütünden alıyor. Dolayısıyla literatürden biraz okuyunca anlıyorsun ki anne sütüne iyot geçmek zorunda ve meme epitel hücreleri anne sütüne iyot aktarıyorlar. O zaman Nancy ile şöyle bir soru sorduk. Ya tamam tiroid de biliyoruz, klonladık da bir mekanizması da 3 aşağı 5 yukarı belli ama meme epitel hücresi süte iyotu nasıl aktarıyor? Meme epitel hücresinde iyot taşıyıcısı mı var? Varsa neye benziyor? Yani memede iyot nasıl taşınıyor? Ve ben bu konuyu çok sevdim. Birazcık tiroidle çalıştıktan sonra memede iyot taşınması ve meme iyot transportörünü bulmak için bir proje yazdım. Ve bu projeyi o zaman Amerikan Savunma Bakanlığı meme kanserine yönelik projeleri destekliyordu. Amerikan Savunma Bakanlığı bu projeyi verdi ve Amerikan Savunma Bakanlığı bu projeyi kabul etti ve oradan laboratuvarı da işte benim maaşımı, sarfları vesaire desteklemeye başladı. Ve yani oradan şunu anladık aslında orada bu çalışmalarda şunu gördük. Memede iyot taşıyıcısı, tiroitteki iyot taşıyıcısının aynısı. Yalnız glikozilasyonu farklı ve regülasyonu tamamen farklı. Yani tiroid stimulating hormonla hiç alakası yok. Memede iyot taşıyıcısı estrojenle, prolaktinle ve oksitosinle regüle oluyor. Bunlardan estrojen reseptörü aracılığıyla promotördeki estrojen reseptör elemente bağlanarak bunu regüle ediyor. Prolaktin ve oksitosin nasıl regüle ediyor bilmiyorduk. Oksitosin ilginç bir hormon bu arada. Oksitosin yani önce hayvanlarda çalışmalar yaptım. Yani memede hangi hücrede epitelde mi, mayoepitelde mi, memenin neresinde ifade oluyor? Hangi protein? Boyu farklı. Bu boy farklı nedir? Aa, glikozilasyonmuş meğerse. Transporter'ın kütlesinin farklı olmasına yol açan şey. Bunları bulduktan sonra regülasyonu ile ilgili çalışmaya başladım. Regülasyonu da şey hayvanları alıp yani çiftleşmemiş dişi hayvanlara çeşitli hormon tedavileri uygulayıp hangi durumda memede sodyum iyot importer ya da NIS ya da işte iyot importer ifade oluyor buna baktım. Bunun sonunda hani bu çalışma hoşuma gitti.
bir kere memede epitel hücreler de var. Hamile hayvan, yani hamileliğin başında iyot transporteri yok epitelde, ama hamileliğin ortasında meme epitelde iyot transporteri ifadesi başlıyor. Hamileliğin sonuna doğru çalışıyor, anne süt üretiyor ve anne sütünde iyot var. Yani çocuklar doğmadan anne sütünde iyot var. Meme biyolojisi de çok ilgimi çekti aslında. İyi ki o konuda çalışmışım. Çok ilginç bir biyoloji. Yani yani anne hamile kalmadan önce meme çoğunlukla yağ dokudan oluşuyor. Meme adipositler var memede. Bir iki tane epitel var. Hamilelikten sonra epitel proliferasyon oluyor. Ve şeyler oluşuyor. Torbacıklar, süt torbacıkları ve süt kanalları oluşuyor. Ve süt torbacıklarının etrafında da mayoepitel, yani bu süt torbacıklarının kasılmasına yol açan kas hücreleri ya da kasımsı epitelimsi hücreler oluşuyor. Yani çok ilginç biyoloji. Ya öncesinde sadece yağ doku var. Sonrasında torbacıklar, kanallar, işte kanallar meme ucuna gidiyor. Kanalların ve epitelin üstünde özel kas hücreleri var. Mayoepitel. Ve bu kas hücreleri de bebek doğduktan sonra, bebek emdiği zaman aslında olan şey meme ucunu bebek stimüle ediyor ve annenin hipofizine sinyal gidiyor. Hipofizden oksitosin salgılanıyor. Oksitosin gidip mayoepiteli uyarıyor ve kasılmayı sağlıyor. Yani bebek süt emerken bebeğe sütü getiren şey bebeğin hani pipetten çeker gibi sütü çekmesi değil. Süt torbacıklarının kasılması ve sütün, yani bebeği gören annenin beyninden salgılanan bir hormonun süt torbacıklarını kasması. Yani çok ilginç biyoloji bence. Yani hem gelişim biyolojisi olarak çok ilginç, hem fizyoloji olarak çok ilginç. Yani ben öğrendiğime çok sevindim bu konuları. Ve hoş bir şey ortaya çıktı. Bunları ben yayınlamaya çalışırken, ya tamam bence benim işim bitti. Meme'de gösterdim, işte iyot taşıyıcısı bu, böyle hormonal regülasyonu bu. Bunu yayınlayalım dedim Nancy'ye. Nancy tamam yayınlayalım, ama dedi ya bu meme'de birisi böyle yeni bir gen bulduğu zaman gidip meme kanserine bakıyor yani hemen. İstiyorsan işte şey yapalım. RAS aktif, işte MYC overexpressed falan fareler, meme kanseri geliştiren fareler alalım. Sen bir de bu meme kanserlerinde bak bakalım. Iot importer artıyor mu, azalıyor mu, ne oluyor falan. Ben o fare modelleri aldım. Yani RAS aktif, G12, Valin RAS, işte overexpressed MYC, HER2 new mutant MMTV promotorundan, yani meme spesifik bu şeyler. Meme kanseri geliştiren hayvanları aldım ve onlarda sodyum iyot importer'ı ifadesi nedir diye baktığım zaman gözlerimize inanamadık. Acayip artmış bir sodyum iyot importer ifadesi vardı. Ben bunun ikincil bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani meme gelişiminde proliferasyonda, yani hani meme demin bahsettim ya, adiposit epitel hücreler ve epitel kanallar vesaire ortaya çıkarken ki proliferasyon sinyalleri iyot importer'ının ifadesine yol açıyor ve kanserde de benim hala da öyle düşünüyorum, proliferasyon sinyalleri iyot importer'ın artmasına yol açıyor. Büyük ihtimalle stat 5 üstünden bu sinyaller NIS'e gidiyor. Yani kanserlerde artış görünce bu sefer insan kanserlerine gidip baktık. İnsan kanserlerinde de meme kanserleri, özellikle ductal karsinoma in situ sanıyorum, şimdi yanlış hatırlamıyorsam, %80 civarında pozitiflik vardı. Dolayısıyla konu tamamen değişti ve biz bunu şu şekilde yayınladık. Yani süt üretimi sırasında ve meme kanserlerinde iyot taşınmasının biyolojisi. Yani bayağı hoşuma giden bir makaleydi. Nature Medicine kapak oldu. Bu tabii yani tarihsel şeylerden bahsediyorum. 2000 yılının Ağustos'undan bahsediyorum yani. Yani bayağı hoşuma giden, bayağı da etkili bir makale oldu o dönemde.
Böyle. Yani meme biyolojisi çalışmak bir doku olarak meme biyolojisini çok karmaşık ve çok ilginç buldum. Hala bile çok severim. Yani artık o konuda çalışmıyorum ama okumak, meme gelişimi, hormonal regülasyon, şu bu, moleküler biyolojisi çok ilgimi çeken bir doku sistemi diyelim yani. Daha sonrasında yaklaşık işte 3 yıl civarında New York'ta kaldıktan sonra Bilkent'e geldim. Ama şöyle, yani Bilkent'e geldim 2000'li yılların başı. Bir seminer verdim. Hani bu anlattığım hikayeyi Bilkent'te anlattım. Dinlediler. Bilkent o zaman işte şunu almak istiyor. Ya dedi, sen nedir planların? Türkiye'ye gelecek misin? Ne düşünüyorsun? Falan. Burası ilgini çekiyor. Bu benim için 2000'li yılların başı. İşte o zaman Türkiye'nin oldukça ileri gideceğini öngörüyorum. Belki Avrupa Birliği'ne girecek. Yani o yıllar işte bugün değil, İse yarın, 2 yıl değilse 3 yıl sonra falan, hani Avrupa Birliği'ne giriyoruz, Avrupa ile entegrasyon falan. Hani benim öngörüm Türkiye'nin Avrupa'dan izole olmayan, entegre, işte bütün EMBO'daki araştırmacılarla beraber çalışılacak, parlayan bir yıldız olacağına yönelikti ve Bilkent'e geldim. Bilkent'e Sodium Iod Supporter projesini de getirdim. Bilkent'te bahsetmem gereken en önemli insan şimdi İBG İzmir'de yardımcı doçent Hani Alotaibi. Hani Ürdün Yarmuk Üniversitesi mezunu bir öğrenciydi. Ve o dönem beraber çalıştığı doktora hocası Amerika'ya dönmeye karar vermişti. Ve bir şey arıyordu, yani bir ekip arıyordu. Dolayısıyla ben Hani'yi öğrenci olarak kabul ettim. Biz Hani ile çalışmaya başladık. Gerçekten çok harika yıllar geçirdik Hani ile. Hani çok çalışkan, giriş ortalaması çok yüksek olmayan, yani Bilkent'te herhalde sanıyorum şimdi 2.70-2.80 falan. Fakat benim çalıştığım en iyi öğrencilerden bir tanesi. Hala bile bugün bilimsel şeyleri konuşuruz, bilimsel aklına çok güvenirim. Harika yıllar geçirdik beraber. Hani ile bir kere estrojen reseptörünün iyot taşıyıcısını, regülasyonunu çalıştık. Bu 2006'da, yani kusura bakmayın tarihsel şeyler anlatıyorum. 2006'da bir BBRC makalesi oldu. BBRC olmasının tek nedeni, hani daha önce de hocasıyla başlamıştı. Benle de 4-5 yıl beraber çalıştık. Artık mezun olması gerekiyordu yani. Ve o yüzden de paketleyip BBRC'ye yolladık. Bence çok daha iyi bir yere gidebilirdi. Orada gösterdiğimiz şey, estrojen reseptörün estrojenle beraber bir regülasyon kapasitesi var. Ama boş estrojen reseptör, ligandsız estrojen reseptörün da sodyum iod sinportöründe bir bölgeye, yani bir responsive bir bölgeye bağlandığını ve boş estrojen reseptörün de iyot sinportör regülasyonunda aslında birazcık sanki olayı primleyen bir nedir, yani priming, regülasyonun öncesinde iyot sinportörün açılmasına yol açan veya bir hani ilk sinyali veren bir şey olduğunu gösterdi. Güzel çalışmalardı. Yani ta o zaman daha mesela biz chromatin immunoprecipitation yapıyorduk. İşte mesela o laboratuvarda Northern Blot yaptık, Southern Blot yaptık. Yani bunlar zorlu deneylerdi. Yani 2004'te chromatin immunoprecipitation yaptık biz Hani ile. Ve biz çip dediğimiz zaman, hani bir kısım insan transkripsiyon çipi zannediyordu. O zaman transkripsiyon array'ler falan ön plandaydı. İşte hani transkriptom analizi. Çip deyince, yani hani eğer gerçekten patates çipi zannetmiyorsa, ki bir sürü insan patates çipi zannetiyordu. Patates çipi zannetmeyenler de chromatin immunoprecipitation'ı transcription array çipi zannediyorlardı yani. Chromatin immunoprecipitation belki de Türkiye'de ilk kez Hani yaptı. Ve biz chromatin immunoprecipitation ve EMSA'larla, yani electromobility shift assay'ler yaparak o laboratuvarda estrojen reseptörün bağlandığı bölgeyi bulduk.
mutantlarının bağlanmadığını vesaire. Acayip yani bence dört başı mamur bir çalışma yaptık. Hala bile gurur duyuyorum o çalışmalarla. Ki hani dergisi BBRC. Daha sonra aslında bir ilginç şey daha çıktı oradan. Yani iot importer tamam estrojen reseptör regüle ediyor ama bu beni tatmin etmedi. Yani estrojen reseptörü tek başına regüle etmiyor. Ve nasıl regüle olduğunu bulmak istiyorum. Nasıl bulabilirim? O zaman Bilkent'te konuşma yapması için Napoli'den Roberto Di Lauro'yu çağırmıştım. Roberto Di Lauro, EMBO'da, EMBL'de grup kurmuş birisi 85-86'larda. EMBL'den sonra Napoli'ye dönüyor. Stazione Zoologica Anton Dorn'un müdürüydü o zaman. Napoli Üniversitesi'nin hocası. Çok verici bir insan, öğrenciyi çok seven bir insan. Ben Ankara'ya davet ettim. Bana dedi ki, ben Ankara'ya gelirim. Yani tamam kabul ediyorum davetini. İki nedenle gelirim. Bir, Ankara'yı hiç görmedim, görmek istiyorum. İki, öğrenciler için ben seminer yapıyordum. Gençlerle, yani gençlere bir şey anlatmak hoşuma gidiyor. Öğrencilerle bana bir program yaparsan gelir. Yani seminerimi vereceğim, sonra lisans öğrencileriyle konuşacağım, grad öğrencilerle toplantı yapacağım. Ben öğrencilerle beraber olmak istiyorum. Ya tamam dedim ama hani bana da bir vakit ayır çünkü ben de sana bir şeyler soracağım. İyi. Roberto geldi. Roberto aslında yani üç kişi çağırdım galiba. Catherine Brisken geldi EPFL'den. Roberto ve şimdi tam hatırlayamıyorum yani belki. Belki birisi daha geldi ya belki Zamaryas olabilir Girit'ten veya şey olabilir Rolf Kemmler olabilir Rolf Kemmler yani 3 kişi öğrenci kongresi Horizons in Molecular Biology o zaman hala Bilkent'te Horizons devam ediyor yani Horizons 1'i 2'yi 3'ü 4'ü 2002 2004 2006 2008 onlar birazcık benim yani birazcık benim yumurtladığım şeylerdi diyelim. Hala bile devam ediyor, hoşuma gidiyor. Roberto'yla ya biz bunu nasıl anlayabiliriz dediğim zaman dedi ki ya karşılaştıralım genomları. Şeyler tabii ki egzonlar korunmuş ama egzon dışında intron içi işte 500'lü 300'lü falan korunmuş ne bulursan yani köpek işte ne bileyim köpek, şempanze, insan hani tiroidi olan vertebralı yani vertebralı modelleri karşılaştıralım. Egzonlara bakmayalım. Egzonlar tabii korunmuş ama egzon dışı korunmuş bölgeleri alalım. Luciferaz plazmidine koyalım ve işte prolaktinle endüklenen, oksitosinle endüklenen, estrojen hormonlarla endüklenen bölgeleri bulalım. Tamam, güzel fikir. Bunu yapmaya başladık. Ve hani bu çalışmaları yaptı. Ve hani'nin birazcık EMBO short term'le Napoli'ye gitti. Roberto ile 3 ay çalıştı. O 3 ayı sanıyorum hani 4-5 aya çıkardı. Yani para biriktirip falan. Bu çalışmaları yaptık. Oradan çok güzel sonuçlar çıktı. İki tane şey anlatacağım bununla ilgili. Bir, intron içi regülatör bölgeler bulduk. Benim için çok çarpıcıydı. Sadece birinci intronun içinde enhancer bulmadık. Yani yani 500'lü bölgede de bir şeyler bulduk ama birinci intronun içi, üçüncü intronun içi, işte 4, 5, 7, 11, 13 intron içinde bir sürü promotorla etkileşen, loop yapıp etkileşen, o da yani bu chromatin capture ligation'la hani o çalışmaları yaptı. Bu 2010 yılında Nucleic Acid Research'te yayınlandı. Acayip hoşuma giden bir çalışma. Yani intron içi bölgelerin promotorla etkileştiğini ta o zaman göstermiştik. Ve intron içi bölgelerin promotorla etkileştiğini başkaları da o dönem biliyor olabilir ama biz keşfettik. Çünkü ben o dönem böyle bir şey bilmiyordum. Ve Hani'nin çalışmalarından bu çıktı. İntronların loop yaptığını gösterip Nucleic Acid Research'te yayınladık. Sonra ben 2018'de falan Drosophila'da yani şimdi galiba Lyon'da grup sahibi, bir grup kurmuş bir ya aslında hani bunları söylemeyi çekirdeğin şey buymuş yani aklımda hani bunları anlatmak yoktu o yüzden gidip de
O araştırmacının adına bakmadım ama 2018 yılında Drosophila'da bu hikayenin aynısını dinledim ve acayip hoşuma gitti. Çünkü ben o hikayeyi 8 yıl önce kendim Hani'nin sonuçlarından görmüştüm yani. Ama tabii Drosophila'daki daha yani genome wide etkileşti ve yani genomics analiz harika bir analiz. Ama bir şekilde hani hikayenin doğru olduğu başkaları tarafından da bulundu. Hani ile bu çalışmaları yaptık ama bu genomları karşılaştırıp işte bir şeylere bakarken anladık ya genomlarda bir sürü korunmuş ve bütün genomlarda korunmuş, bütün eukaryotlarda korunmuş bölgeler var. Genler var ve bazı bütün eukaryotlarda korunmuş genlerin ne iş yaptığı bilinmiyor. Yani Aspergillus'ta da var, insanda da var ve fonksiyonu bilinmiyor. Bazılarının adı bile yok. Yani numarası var. Locus 118-928. Ve Locus 118-928 planktonlarda da var, tripanozomada da aynı yani align ettiğiniz zaman aynı gen. Hani aslında çok ilginç şeyler buldu. Ben Hani'nin insanlarda origin replikasyonuna yönelik de bir şeyler bulduğunu düşünüyorum o dönem. Fakat hiçbir zaman hani çalışmaları sürdürüp şey yapamadık ama genomları karşılaştırınca korunmuş bölgeler bulduk ve tanımlanmış şeyler değil. Bu tanımlanmış olmayan şeylerden bir tanesine kafayı taktık. Kafayı taktık diyorum çünkü hiçbir hipotezimiz yoktu. Ne işe yarıyor? Hiçbir fikrimiz yok. Tek bildiğimiz her yerde korunmuş. Bunlardan bir tanesi coil coil domain containing 124 diye bir gen. Hani coil coil domain containing bilmem ne yani hani affınıza sığınarak adında meymenet yok. Kimse çalışmıyor. Gidip PubMed'e baktığım zaman 3 tane yayın var. Bunlar da bir şey değil. Hani yayınlardan bir tanesi diyor ki ya zebra balığında işte ifadesi olan genlere baktık. Bu coil coil'de ifadesi olan genlerden bir tanesi. Hani bir gen listesinin içinde. Ha öbür yayın gene böyle bir listenin içinde falan. Yani yayın yok ama bütün ökaryotlarda var. Ve iyot taşıyıcısı regülasyonunun yanında paralel bunu çalışmak istedik Hani ile. Hatta hikayesi ilginç. Şimdi bu ilk alignment'ı Hani Napoli'de yaptı ve işte gönderdi bana tartışıyoruz falan bir şeyler. PCR yapsak falan. Tamam. Nereden yapalım? İşte şeyden mi yapalım? Hücre hatlarından mı yapalım? Ben genomik, human genomic DNA diye bir şey satılıyordu. Onu satın alalım falan yani. Sonra Hani dedi ki ya human genomic DNA satın almak nedir yani? Biz insan değil miyiz? Ben kan vereyim. Benim kanımdan bunu klonlayalım. Tamam dedim ben. Hani Napoli'de bu işte Roberto Di Lauro doktor, Mario diye birisiyle çalışıyordu. Yine doktor falan. Bunlar demişler ki ya biz senin kanını alırız. Sen şuraya otur. Tamam bir enjektörle damarından kan alalım. Laboratuvar kan revan olmuş. Yani bunu Hani daha iyi anlatır herhalde. Yani Hani'den 1 mililitre kan alana kadar yazık. Hani laboratuvarı gerçekten kanı sonradan temizlemişler. Hani'nin kanından klonladık. Yani bugün bizim laboratuvarda işte arkasına GFP, önüne flag taktık, bir sürü deney yaptık. O sekans Hani'nin sekansı yani. Kullandığımız genomik DNA Hani'nin kanından elde edilmiş. Yani Hani eğer dinliyorsa YouTube'da dinlerse o günleri hatırlar. Belki benden daha iyi anlatır. Ben belki de bir sürü şeyini unuttum yani. Ama bir noktadan sonra artık Coil Coil Domain Containing veya CCDC 124 laboratuvarın ana projesi olmaya başladı. Çünkü önce o zaman Pelin Telkoparan katıldı ekibe, doktora öğrencisi olarak. Önce teknisyen olarak, sonra yani teknisyenimiz baktık çok parlak birisi, doktoraya başlattık. Sonra da doktora öğrencisi olarak. Yaptım, yani şunları yaptık. CCDC'nin başında bir peptit sentezlettik yurt dışında bir şirkette, antikor sentezlettik. Ve elimizde CCDC'nin bir antikoru vardı. Başına sonuna flag taktık, hücre içerisinde boyamalar yaptık. Bir noktalar görüyoruz, nokta görüyoruz, nokta nokta.
Ben o noktalara hiç inanmıyorum. Çünkü şey görmek istiyorum. Ya yani mitokondri göreyim, lizom göreyim, endoplazm, nokta görüyorum. Önce de görmüyorum. Zaten önce ne gördüğümü de anlamadım. Ben nokta gördüğümü çok sonradan fark ettim. Aslında ben, yani Pelin de öyle, hani de öyle. Biz hiçbir şey görmedik yani. Belki de bir yıl, belki de iki yıl hiçbir şey görmedik. Sonra bir hayal meyal bir noktalar falan. Daha sonra ya bu nokta nedir falan okurken anladım ki sentrozom da böyle nokta şeklinde boyuyor. Tabii ki gamma tübülin sentrozomun markerı sentrozomla beraber CCDC GFP veya CCDC antikorunu boyun anladık ki iki nokta örtüşüyor. Demek ki bu bir sentrozom proteiniymiş. Ya bu tabii ki laboratuvarda bir wow anıydı. Yani bizim kaç zamandır karanlıkta ya bu protein ne işe yarıyor, ne bu, ne yapıyor diye düşündüğümüz şey meğerse sentrozom proteiniymiş. Oradan çalışmalar aldı yürüdü. Bunun sonrasında sadece sentrozomda değil, bölünen hücrelerde ortasında noktalar görmeye başladı. Ya bu nokta nedir, bu ortadaki nokta? Meğerse MidBody diye bir şey var. Şimdi bu proje tabii biraz özel bir projeydi. Gene demin de söyledim. Bir hipotezi yok. Hani niye CCDC çalışıyorsun diye sorulduğu zaman ben hiçbir cevap veremiyorum. Yani niye CCDC 124 çalışıyorsun da 125 çalışmıyorsun? Hipotezimiz yok. Tabii bu anlamda çok kaliteli bir araştırma projesi değil. Yani hipotezsiz iş mi olur? Fakat dediğim gibi hani paralel ve hipotezimiz de şuydu aslında. Ya bütün ökar, yani sünger, plankton, tripanozoma, bitkiler, insan, balık, her bir şeyde varsa bu çok temel bir şey. Ekmek küfü, Aspergillus nigrans, yani küfle insan arasındaki ortak sistemler nedir ki bu protein ortak olsun? Yani hipotezimiz, ya bu çok temel bir iş yapıyor ama ne iş yaptığını bilmiyorum çıkış noktasıydı. Yani hipotez temel bir iş yaptı. Sonra MidBody, sonra sentrozom buralarda gördük ve bunları işte yayınladık. Yani sentrozom da yeni bir protein. siRNA ile Pelin'in çalışmaları, siRNA ile knockdown yaptığımız zaman, bu proteini susturduğumuz zaman hücre bölünmesinde sıkıntılar gördük. Hala bile yani sentrozom fonksiyon nedeniyle mi, MidBody'de mi bir şeyler bozuyoruz, o nedenle mi hücre bölünmesi sıkıntılanıyor bilmiyoruz ama çok net. Yani MidBody olarak düşünüyoruz çünkü MidBody hücre bölünmesinin regülatör noktası ama çok net kocaman hücreler görüyoruz. İçinde bir sürü nükleusun olduğu. Sitokinezle ilişkilendirdim ve bir yayın yaptık. Ama şimdi geri dönüp baktığım zaman mesela bunun o kadar da dönebileceğini, yani yayınımız gerekiyor. O yüzden ne görüyorsak yayınlıyoruz ama tekrar başlangıç noktasına dönersek, sentrozomda gördük. Sentrozom ne? Membransız bir organel. Yani sentriyoller var, etrafında perisentriyolar, matrix var ve bunlar bir arada duruyorlar. Ve nasıl, membranla mı bir arada duruyor? Hayır. Bir çorba olarak falan. Çorba diyor millet, ben de çorba diyorum. Yani perisentriyolar, matrix, membransız. MidBody başka bir membransız organel. Bilkent'ten Gebze'ye gelince ben bu konuda çalışmak istedim. Yani iot importer işini durdurduk. Çünkü artık sitokinezle alakasını gösterdik. CCDC'nin RAS-GEF, RAP ailesi GEF'leriyle etkileştiğini gösterdik. Bunun hücre biyolojisine yönelik işlevini hala bile çok iyi çalışmış değiliz. Yani bilmiyorum ama etkileştiğine kesin eminim. Bu da gene bununla etkileşiyor diye değil ama şöyle komik bir durum vardı. CCDC RAS-GEF ile etkileşiyor. Ama RAS-GEF, RAS'ın mı GEF'i, RON'un mu GEF'i, RAP'ın mı GEF'i, RAB'ın mı GEF'i, RAN'ın mı GEF'i, RAD'ın mı GEF'i, RAG'ın mı GEF'i? Hangi RAS ailesi proteinin GEF'i olduğunu bilmiyorduk. O yüzden Elif Yaman, Elif'in neyin GEF'i olduğunu için bir şeyler çalıştı. Onu da yayınladık. Yani RAS-GEF, RAP. 2'nin RAP, RAS Proximal 2'nin GEF'iymiş. Onu yayınladık çünkü CCDC'nin etkileştiğini görüyorduk ama üstüne devam etmedik. Yani Gemze'ye geldiğim zaman CCDC projesini getirdim. IOTS Importer projesini getirmedim. Temel nedeni IOTS Importer çok kompetitif bir alan.
İtalya'da çalışanlar var, Amerika'da bir sürü grup çalışıyor, klinikte çalışıyor. O kadar kompetitif bir alanda çok hızlı ilerleyemeyeceğimi ama üstüne nispeten az yayın olan Koykoy Domenkon diye 124'te daha hızlı ilerleyeceğimizi düşündüm. Gebze'de gene yani ben Gebze'ye geldiğimde hani İBG'de grup kuruyordu. Hani bambaşka bir alana kaydı. Yani şimdi mezenkimel epitelyal transition çalışıyor ama arada bir gene konuşuyoruz. Gebze'de ekibi yeniden kurdu. Burada Merve Tuzakoğlu Öztürk, Sinem Gül, Özge Arslan Ertan ve Ömer Güllü'nü 4 kişi başladı. Burada Merve BioID sistemiyle CCDC'nin etkileştiği proteinleri buldu ve bir liste çıkardı. Ömer Sinem Gül knockout yaptı. CRISPR-Cas metoduyla ve CCDC olmayan yani CCDC tek kopyası olmayan veya tamamen genomda CCDC hasarlanmış hücre modelleri oluşturdu. Ömer bir sürü validasyon yaptı ve çok böyle okumayı seven, teori geliştirmeyi seven, düşünmeyi seven bir insandı. Master öğrencisi olmasına rağmen Ömer çok sağlam çocuk, şimdi Tanya Mittag'ın labında çalışıyor St. Jude'da. Bize bir sürü fikir verdi. Yani hem Merve'ye hem bana hem Sinem'e. Ömer Gebze'de lise okumuş. Hatta Gebze Teknik karşısında bir lise var. Sezai Türkeş, Fevzi Akkaya mı? Yani STFA mı? Yoksa Sezai Türkeş mi, çok iyi bilmiyorum. Galiba STFA lisesi. Yani karşı kaldırımda lise okumuş, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde üniversite okumuş. Yani Gebzeli çocuk, bir de Gebze'de doğmuş. Belki dinliyorsa Ömer, buralardaysan. Harika bir insan. Ve bir sürü fikir verdi. Yani master öğrencisi olmasına rağmen Ömer, belki birazdan anlatacağım bir sürü şeyin öngörüsü Ömer'den geldi. Yani CCDC çalıştık boyamalarla. Gördüğümüz şeylerden bir tanesi sadece sentrozom ve midbody değil, bir sürü başka noktalarda CCDC görüyorduk. Ve Merve'nin yaptığı BioID çalışmalarından çıkan listede bir sürü stres granül proteini gördük. Yani ve bunların bir kısmı yani bunlardan bir tanesi G3BP1 stres granül. Yani bu Serendipin 3 prensi gibi, bu yol üstünde bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Devamlı bir şeyler görüyorum ve ya bu ne diyorum. Yani bir nokta boyuyorum CCDC ile. Ya bu ne noktası? Önce görmüyorum tabii, nokta görmek çok zor yani, iğne ucu gibi bir şey. Sonra ya biz hep bu noktayı görüyoruz galiba, nokta nedir ya falan diyorum. Aa, sentrozom olabilir. Boyuyorum gamma. Sentrozommuş. Bu ne? Ha, midbody'miş. Hadi iyi gidiyoruz, bir sürü midbody ile ilgili review okuyor. Sonra işte başka bir boyala. Ya bu ne falan, stres granül. Listeden bir şeyler çıkıyor. Ya stres granül ne? Gidip hemen review okuyor. Stres granül de neymiş? Yani komik. Aslında devamlı bir şey öğreniyoruz ama hani the other side of the coin, acayip cahil bir şekilde ilerliyoruz. Yani bunu da hani YouTube'da kaydı kalacak bunun. Söylemem lazım. Yani bilimsel çalışmanın bir boyutu da bu. Bilimsel çalışma demek, eğer bir şey keşfediyorsanız yani bilmiyorsunuz demek. Karanlıkta el yordamıyla gidiyorsunuz. Ve gördüğünüz noktaların ne olduğuyla ilgili hiçbir fikriniz yok. Araştırıp bulalım yani. Tabii bir noktadan sonra hipotezlerimiz oluşmaya başladı. Yani BioID'de bir sürü stres granül görünce, bir de nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilmiş proteinler listemizden çıkınca, bunlardan bir tanesini söyleyebilirim. FUS, bir başkası TDP43. Yani yayınlamadık ama bence acayip önemli bulgular. Stres granül üstüne odaklanmaya başladık. Hala çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Yani şu anda anladığım benim, Ömer'in datalarından, Merve'den, Sinem'in getirdiklerinden, boyamalardan, bize katılan Gamze, Mayıs Çakırca ve sonra Kübra, Hacıbeyoğlu,
Yani mesela Nükleolus'ta da bunu görüyoruz. Yani bu çalışmalar bir araya geldiği zaman membransız organellerde faz separasyonuyla, sıvı sıvı faz separasyonuyla bir araya gelmiş organellerde sisilisi boyaması görüyoruz. Bir sürü o noktalar meğerse bu noktalarmış ve Merve'nin bioID'sinden de zaten buna yönelik sonuçlar alıyoruz. Yani biraz işte serendipe yolculuk, bilmiyorum inşallah sizi sıkmamışımdır. El yordamıyla karanlıkta nereden nereye geldik? Hani hiçbir fikrimiz yoktu. Ya korunmuş ne iş yapıyor dediğimiz protein bence evet ökaryotlarda korunmuş. Çünkü ökaryotlarda çok korunmuş bir işle alakalı, o da proteinlerin faz separasyon yoluyla bir araya gelmesi. Nasıl alakalı? Buna yönelik hani bazı öngörülerimiz var ama çok spekülatif olur. Yani hiç bahsetmeyelim. Yani bunları bir araya mı getiriyor, yoksa bir araya gelmişlerde CCDC var, doğru zamanda tekrar çözülüp monomerlere gitmesine mi yol açıyor? Yani bununla ilgili şu anda bir yorum yapmak istemiyorum çünkü çok spekülatif. Fakat yani bu işlerin içinde olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan da CCDC ile ilgili başka çalışmalar, yani ribozomla ilgili çalışan bir grup ribozom alıp mass spec yaptığı zaman ribozomlarda CCDC gördü, bazı ribozomlarda, ve CCDC'yi baskıladığı zaman şeyden, yani stres sonrası veya starvasyon sonrası stres granülü oluşup da translasyon duruyor ama CCDC olmazsa translasyon stres ortadan kalktıktan sonra yeniden başlayamıyor veya başlaması gecikiyor. Yani hibernation deniyor bu translation'ın durmasına ve hibernation sonrası açılmayı engelliyor gibi bir CCDC olmazsa hibernation sonrası translasyonun tekrar başlaması gecikiyor gibi bazı durumlar var. Ribozomlarda, yani ribozom konusu bizim doğrudan ilgimizi çekmiyor. Belli bir oranda ribozomlar, ama ribozomda olan kat be kat fazlası ribozom asosiye olmayarak sitoplazmada var. Dolayısıyla yani ribozom hikayesi güzel hikaye ama ribozomla alakalı olmayanların ne yaptığını da biz çalışıp anlamak istiyoruz. Gebze'de yaptığımız çalışmalar, aldığımız sonuçlar birazcık böyle. Yani belki sorular varsa sorularla da ilerleyebiliriz. 1,5 saate yaklaşıyor. Ben sizi de sıkmak istemiyorum. Eğer sorularınız varsa... Erdinç, selam. Uygar Hocam selam. Teşekkür ederiz hikayen için. Mendeli anlat dedin, anlattım Erdinç. Mendeli anlattım vallahi. Teşekkürler. Sana ilk sorum hocam, iki sorum var. İlk sorum genel bir soru olacak şimdi. Sen böyle CCDC'yi tamam. bıraktın. Ben en başa gidip bir soru sormak istiyorum müsaaden olursa. Şimdi bu kadar bayağı aksiyonlu bir şey olmuş yani. Bilimsel bir hayat olmuş. Şimdi geriye baktığında, ya ben şunu keşke şöyle yapsaydım ya da şunu böyle yapmasaydım dediğin, ya mutlaka değiştirmek istediğin ne var geçmişe baktığında? Mutlaka değiştirmek istediğim. Ya da var mı yani? Belki yoktur. Ya şöyle bir şey var. Yani tam hani şunu söyleyebilirim. Bak çok alan değiştirdim Erdinç. Yani fungal genetics ile başladım. Maya'da yani filamentli mantarların genetik regülasyonu, o zaman epigenetics daha bilinmiyordu mesela. Yani bizim laboratuvara Arjantin'den birisi geldi. Dedi ki ya ben metil transferazlarla çalışıyorum. Ben dedim ya metil transferaz ne ya? Dedi ki ya vallahi işte substratları da bilinmiyor ama gen regülasyonunda çok önemliler bunlar, metil transferazlar, demetilazlar. Kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Mesela epigenetik Maya'da işte çalışmaya başlamışlardı. Ben o dönemde oralardaydım ve şey olarak ilgilendim.
bundan. Ya çok ilgi çekici sonuçlara bakmak ettim ama şimdi oradan çıktım iyot taşıyıcısı, oradan çıktım faz separasyon ama sentrozom. Şimdi bu kadar çok hareketin yani ne olmuş oldu? Bir şeyim olmadı. Yani devamlı benim tanıdığım insanlar, dirsek temasında olduğum insanlar değişti. Bunun bir dezavantajı olmuş olabileceğini mesela düşünüyorum. Bilmiyorum iyi açıklayabiliyor muyum? Yani başka arkadaşlarım mesela fungal genetics alanında kalanlar, fungal transcription regulation o günden bugüne kalanlar artık alanda herkes onları tanıyor. İşte kongrelere gittikleri zaman baş konuşmacı vesaire. Şimdi ben düşünsene faz separasyon kongresine gidiyorum. Herkesle daha yeni tanışıyorum. Bir sürü insan bu alanda ciddi bir yayınım olmadığı için mesela beni bir konuşmaya davet etmiyor ama ben yani belki bir alanda kalsaydım bu şu da olabilirdi. Transporter alanı da olabilirdi. Yani böyle bir şeyim olabilir içimde. Bir alanda kalsaydım o alanın babası olurdum. Şimdi hala çeşitli alanların amatörü olmuş birisiyim yani. Ama bu bir karar. Yani ama beni daha orijinal bir yere taşıdı bu arada. Bir sürü yeni şey öğrendim. Çünkü o arkadaşlarıma baktığım zaman içten içe mesela ben böyle bir şeyler anlatıyorum. Sıkıldıklarını da görüyorum. Yani mesela 30 yıldır transporter structure function analysis. Tamam mı? Yani her bir amino asitini mutasyona uğratıyorsun. Hepsinin spesifiği. Yani 35. yılda hala bunu yapıyorsun. Anladın mı? Yani bu bir seçim. Ama embo member oluyorsun yani, tamam mı? Çünkü 80 tane yayının oluyor. Artık o alanın en baba insanı oluyorsun yani. Yani bu noktada içimde bazı şeyler var. Yani bazen ya keşke böyle yapsaydım diye düşünüyorum açıkçası. Peki yurt dışından dönme konusunda hiç ya dönmesem iyi olurdu dediğin oldu mu? Ya yurt dışından dönme konusunda bak çok açık konuşayım. Birazcık ona değindim ama açmadım o noktayı. 2000, 2002, 2004, 2006 Türkiye'ye gelirken de ben şunu düşünüyordum. Türkiye Avrupa'nın bir parçası olacak ve biz de ya Embo'da kuvvetli bir ekibimiz olacak. Embo üyesi olacağız. Entegre olacağız Avrupa'ya. Bu hayalimi Türkiye birazcık yani kırdı. Tamam mı? Yani ama bu hayalim hammış. Yani bana sorarsan şimdi biraz aslında biraz değil bayağı tarihle ilgilendim Erdinç. Yani Osmanlı tarihi, Türk tarihi, Cumhuriyet tarihi, çeşitli karakterler, Abdülhamit'in yeri. Yani şimdi bilimsel bir konuşmada bunları anlatmak istemiyorum ama Türkiye'nin kuruluş kurgusunda bazı büyük sıkıntılar var. Ve bunları halletmeden, yüzleşmeden, meselelerimizi halletmeden, yani ideolojik çatışmaları halletmeden Türkiye'nin ilerlemesi zor. Zor, yani kolay olsa ilerlerdi zaten. Yani baktığın zaman ya burası niye ilerlemiyor? Majör travmalar görüyorum. Yani majör travmalar. Ya uzatmak istemiyorum çünkü bu bir tarih konuşması değil. Ama şu kadarını söylemek isterim. Selanik'in kaybı yani Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel yeri çok iyi tartışmadığımız konular. Yani buradan ne söylemek istiyorum? Büyük travmalar var. O kadar basit değil. Çok travmalı bir memleket ve meselelerini halledemiyor. Geri dönersek yani 2000'de benim düşüncem ki o zaman Frank Gannon mesela Embo direktörüydü Frank Gannon'la Heidelberg'e gittiğim zaman Frank Gannon'u ziyaret ediyordum. Hani bazı şeyleri konuşuyorduk. Bana olan sempatiyi görüyorum. Yani keşke İMBL'de bir Türk grup lideri olsa diyordu o dönem. Ve şimdi Sinem Sakan'ın mesela İMBL'de olması aslında acayip bir yani sizlerin oralarda olmanız da öyle ama hani İMBL biraz daha uluslararası Avrupa'nın kurduğu bir şey falan. Orada bir Türk olması aslında çok önemli. Yani Türklük açısından bu vurguyu yapmıyorum ama
Avrupa'ya entegrasyon ve Avrupa'nın içinde olmak olmakla ilgili olarak önemli bir sembol yani. Yani mesela Yunanlıların ileri gidişini şey yapamadık yani o seviyede olmadık gibi düşünüyorum. Yani biraz nasıl anlatayım? Hayal kırıklığı değil. Yani memnunum falan. Hani seçimim buydu. Evet ama yani Türkiye düşündüğüm gibi çıkamazdı. Çıkmadı. Öyle olmadı. Entegrasyon değil. Bak bugün bence iyice izolasyon noktasına gidiyor. Ve bu planladığım bir şey değildi. Yani ben şunu görüyorum. Boş yani burası boş bir yer. Yani burayı yani burada bir şey yok. Biz de yokuz yani. Hani biz de küçük bitkileriz yani. Bir ağaç ormanı değiliz yani. Ama işte bir noktada orman olacak. Meselesini hallederse, tarihsel meselesini hallederse orman olacak. Ama 1900'deki Türkiye haritası ile 1920'deki Türkiye haritası arasında Balkanlar yok ve biz bunu görmezden geliyoruz. Başka bir bilmiyorum. Yani böyle bir şey diyebilirim. Onun dışında bilimsel olarak sanki eğlendim ya Erdinç. Yani şöyle hani faz separasyona geldim ve faz separasyon şu anda ne kadar hot topic yani biliyorsun tamam mı? Ve ben buraya gel, ben faz separasyon falan çalışmak istemiyordum, anladın mı? Yani ben sadece saf olarak kimsenin ilgilenmediği ve özellikle kimsenin ilgilenmediği, tamam mı? Yani hot topic'ten kaçmak için kimsenin ilgilenmediği bir proteinin ne yaptığını anlamak istiyordum. Ve kendimi ALS hastalığının, Alzheimer'ın, frontal dementia'nın, stres kroninin faz separasyonun ortasında buldum yani. Anladın mı? Yani hoşuma gidiyor bu macera. Ve iyi bir şekilde bunu çalışmak istiyorum. Artık faz separasyon çalışmak istiyorum. Eyvallah hocam, sağ olasın. Seni görmek güzel Erdinç. Emre şey dedi. Emre sana Mercedes sorular soracağım. Seni her içinde bırakacağım diye korkuttu beni. Ben de bir soru sorabilir miyim Uygar? Hocam Mercedes yok. Öncelikle hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkürler Uygar. Gerçekten çok eğlenceli, çok böyle ilham verici bir hikaye. Umarım seni duyan genç arkadaşlar da nerelerden gelip de hani bu yerlere geldiğini de iyi anlamışlardır. Biraz şey tabii bunun parçası herhalde hani hiç nasıl diyeyim yılmadan sürekli kararlılıkla bir hedefe doğru yönelmek zaten görüyoruz kariyerinde. Fakat ben şeyi de görüyorum sende Uygar yani mesela yani inanılmaz bir bilimsel motivasyonun var gerçekten. Curiosity, merak diyeyim motivasyondan çok. Yani merak ve hani bilimin seni ne kadar etkilediği, ne kadar çok ilgilendiğin. Yani hangimizle konuşsan, Erdinç'le de konuşsan, benimle de konuşsan, Güneş'le de konuşsan illaki de güzel sorular biliyorsun. Illaki de merak edilecek, ilginç şeyler çalıştığımızı düşünüyorsun. Bu gerçekten inanılmaz bir motivasyon. Biraz da şeye bağlıyorum herhalde bu. Hani dedin ya kariyerimde şuna odaklanmadım, buna odaklanmadım. Ama biraz da o da var yani. Hani şeyi sormak istiyorum biraz. Hem sormak hem de genç arkadaşlara tavsiyen ne olur diye düşünüyorum. Nedir bu bilimsel motivasyonu korumanı sağlayan? Şunu görüyorum mesela şu an gençlerde işte ben bilim insanı olmak istiyorum falan filan. Elbette tamam çok güzel bilim insanı olmak istemek. Fakat şeyi görüyorsun işte adam başlıyor master'a, doktorasına. 3 sene sonra fark ediyor ki ya bu aslında çok da zor bir işmiş. Çok da kolay bir iş değilmiş. İşte hani sonradan cayıp başka işlere hani kaymaya çalışıyor insanlar. Bu da normal tabii, kötü bir şey değil. Yani insanların değişik şeyler yapması doktoradan sonra bile. Ama bu bir bilim insanı olmaya yeterli mi? İllaki doktoraya başlama niyeti? Ya da şunu sorayım. Nasıl anlayabilirler gençler? Hani ne kadar bu işi nereye kadar götürebileceklerini, motivasyonları ne kadar alabileceğini, ne kadar dayanıp
bu, hani senin başardığın başarılara ulaşabileceklerini nasıl anlayabilirler? Uzun bir soru oldu, kusura bakma ama. Yok, yani güzel de soru oldu. Çünkü şey istiyorum, yani insanlar eğer bu işe gerçekten hani illaki adamayacaklarsa en baştan pek hani düşünmemesi de doğru olabilir. Çünkü herkes illaki de bilim insanı olacak gibi bir durum yok. Doktora da ihtiyacımız var, mühendise de ihtiyacımız var. Onu sormak istiyorum. Hani sen bayağı bir undergraduate'larla da çalışıyorsun hani ve onların daha sonra başarılarını da görüyorsun. Sence neye dikkat etmeleri gerekiyor bu çok genç insanların bilime yani, başlamadan önce? Yani iyi soru. Evet. Yani sizler de benzer bir şeyler yaşamışsınızdır. Yani ben genç bir öğrenciyken çok yılma noktasına geldim. Yani şimdi burada anlatınca harika gibi geliyor kulağa, tamam mı? Yani Paris'te doktora yaptım, New York'ta postdoc yaptım. Hani sen de bilirsin. Şimdi Paris'te doktora yaptım, çilekli dondurma anlatır gibi anlatıyorum, tamam mı? Ama korkunç zorluklar içinde, yılma noktasında, bin tane sorun, korkudan titreyerek, yani anladın mı? Yani ilk mesela o master'ın ilk derslerinde hoca gelip bir şey anlatıyordu ve benim hiçbir fikrim yok. Ve ODTÜ de kötü okul değil yani. ODTÜ. Ama ben bak bir gün dersten çıktım. Titriyorum yani. Hani bakıyorum ellerime, ya bana ne oluyor ya, tamam mı? Yere oturdum ve sırtımı ağaca dayadım, anladın mı? Sırtımı ağaca dayadım. Çünkü yani sırtımı dayamazsam titriyorum abi yani. Hani şey stresi, anladın mı? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Yani. Yani şunu söyleyebilirim. Yılmamak, yani Erdinç de yaşadı, Güneş de yaşadı. Yani hani sen biliyorsun ama sordun, diğer arkadaşlar duysun diye cevap veriyorum. Yani yılmamak, bir şey bilmiyorsan bir yerde yazıyor, tamam mı? Review'unu okuyarak başlıyorsun, okuyorsun. Zor bir figür, hiçbir şey anlamıyorsun. Electromobility shift dese veya nöronlarda bilmem ne. Kelime kelime okuyorsun. Otur oku. Yani Yani beni buraya getiren iki tane şey oldu. Bir, çok iyi insanlarla çalıştım. Yani Claudio inanılmaz bir mentor. Yani çok sert, bir o kadar insancıl, yani çok ahlaklı. Benim çalışabileceğim en iyi insanlardan bir tanesi ve tanıdığım en zeki insanlardan bir tanesi. Yani gene yani Yorgo falan, ben acayip insanlar tanıdım. Keza New York'ta da öyle. Mesela New York Molecular Pharmacology'de Susan Horvitz'le çalıştım ben. Susan Horvitz taksolu bulan kadın. Tamam mı? Yani yani çalıştım derken aynı bölümdeydik. Yani benim hocam o değildi ama Susan Horvitz'le mesela klinik araştırmalar, taksolu bulmuş kadın yani. Çok kaliteli insan. Bir kere örneklerim çok iyiydi. Şansım vardı. Çok kaliteli insanlar. İki, garip bir şekilde, yani bunu açıklayamıyorum ama içimde böyle bir hani zor, yılma noktasına gelsem bile bir savaş şeyi var abi. Yani bir savaş, yani gelsin güreşelim diye bir ruh hali var. Yani neyse, ya da rahat batıyor. Aslında şaka diyorum. Yok, ama yani ben, demek istediğim Erdinç'e verdiğin cevap, yani bir hani transkripsiyon regülasyonda kal, epigenetik çalış, o senin alanın, evet. Rahat basıyor. Yani yok, vertebra olmaya çalışacağım. Evet. Ama ne demek istedin? Öğreniyorsun. Abi kimsenin çalışmadığı bir şey çalışacağım. Yani gerçekten rahat basıyor. O zaman karanlıkta el yordamıyla, tamam mı? Bu mu, o mu, hangi organelde falan. Ama yani bir şekilde böyle bir, yani gelsin güreşelim, hadi bakalım savaşalım, böyle bir garip aslında, bak çok hoş da değil çünkü vakit de kaybediyorum bazen o savaşlarla. Ama bir seçim bu yani. Bir de şey, bir de bak şöyle bir şey var. Yani orijinal olmak garip bir şekilde, yani ama orijinalde olmak derken nedir? Yani bilinmeyeni bilmek, keşfetmek, yeni bir yola gitmek. Yani
Sıkıcı işleri sevmiyorum. Yani aynı işi yapalım, RT-PCR'la ifade bakalım, yayınlayalım. Mesela yayın takıntım da, bu da çok süper bir şey değil. Çünkü öğrencilerimi de sinir ediyorum. Yani mesela yayınlamak şeyinde değilim yani, havasında değilim. Anlamak havasındayım. Yani anlayalım, keşfedelim. Elbet yayınlarız yani falan. Ama mesela ben biliyorum yani öğrenciler ya yani tamam mı, böyle vakit mi geçer, gördüğümüz şeyleri oturup yazalım diyorlar ama ben keşfetmek istiyorum. Şimdi bütün bu gariplikler, yani bir kısmı bunun patoloji de diyebilirsin, işte ortaya beni çıkartıyor. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, sorunun cevabını verebildim mi? Ya güzel oldu gerçekten. Ve ben şeye katılıyorum dediğine. Hani bazısı 35 yıl aynı soruya çalışıyor. Ve eminim de hani işte ya, keynote speaker diye falan davet ediliyor. Ama bir yerden sonra da gerçekten insanın yeni şeyler explore etmesi, yeni şeyleri keşfetmeye çalışması gerçekten motivasyonunu, ben en azından benim motivasyonumu da arttırıyor sene olduğu gibi. O yüzden sonuçta yaptığımız işte mutlu olmak önemli herhalde. Teşekkür ediyorum Uygar. İyi Emre, akşamlar çok diliyorum. Sağ ol katıldığın, dinlediğin için. Sizleri görmek güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ ol. Güneş bir yorum yapmış. Erdinç nabız yok diyor. Dikkat. Evet vallahi Erdinç'e dikkat edeceğiz Güneş'cim. Yok, biliyorum artık ben Güneş. Erdinç'e şey, dikkat edeceğim tabii. Yani hiç şey, tehlikelerini söyleme. Beste Uygur, merhabalar Uygur hocam, oldukça motive. Çok sağ ol Beste, sana da seviniyorum. Beste bu arada Beste Uygur New York'a gidiyor. Kıvanç'la çalışacak. Ben de eğer hani aracı olduysam ne güzel. Beste'cim, yılmak yok. New York'a giderken sana benim mesajım bu. Bir şey var burada. Canan Sercan Doğan, master'ı Türkiye'de bitirdim, doktorasını da Türkiye'de bitirmek üzere olan birisi olarak sormak istiyorum. Sistemde çok fazla kötü örnek var ve özellikle bu dönemde bu kötü örnekler sistemin bel kemiğine geçmiş durumda. Bu durum çok çalışıp fakat hak ettiği yere gelemeyen birçok meslektaşını barındırıyor ve tükenmişlik ile yüz yüze bırakıyor. Böyle bir kısır döngüde ne yapmalıyız? Canan hocam, evet, fakat ya kötü örnekler her yerde var. Hani benim kendi tarzım kötü örneklere odaklanmamak. Ben tabii hani aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum ama kötü örnekleri görmeyelim, çalışalım. Yani Canan hocam, çalışalım. Ne oluyorsa olduğu kadar. Kötü örneklere bakmayalım. Kötü örneklere benzemeyelim. Yani yapamayabiliriz, bilmiyorum. Yani kötü örnek olup bir şeyleri yapmaktansa kötü örneklere benzemeyelim. Gerekirse de hiçbir şey yapmayalım. Önemli değil. Yani ben tabii böyle şey gibi konuşma yapmak. Yani dediğileri çok iyi anlıyorum ben. Türkiye'de kötü örnekler var, her türlü abuk sabuk şey var. Yani dünyadan da farklı mı bilmiyorum. Dünyada da var yani, egosu yüksek, işte sizinle çatışan veya kısa yoldan bir şeylere ulaşmak fikrinde olan. Türkiye'de de onlar kadar. Yani kötü örnekleri görmeyebilirsek görmeyelim. Şey çok önemli. Yani şurada şunu söylemek isterim. Türkiye'de izole olmamak. Yani her fırsatta yurt dışından, yani para bulursak gidelim, bulamazsak burs bulalım. Yurt dışına gidelim, biriktirdiğimiz parayla gidelim. Birazcık size anlatmaya çalıştım. Uçak yoksa kamyonla gidelim, yürüyerek gidelim, bir şekilde gidelim. Türkiye'de izole kalmayalım. Yani eğer Türkiye'de kötü örnekler varsa yurt dışında bir kongreye gidin, nefes gelin. Yani sıkıntılarımızdan bir tanesi izole kalmak, boy ölçüşmemek,
kendi aynamıza soru sormak, yani Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi evdeki aynaya, ayna ben güzel miyim diye sormak. Ayna da bize şey diyor, evet harikasın, dünyanın en iyi bilim adamısın. Yani başka aynalara gitmek, boy ölçüşmek, gidelim Almanya'da bir kongrede başka insanlarla yan yana duralım, bakalım boyumuz kaçmış, bakalım ayna bize ne gösteriyor. Yani Türkiye'de kötü örnek varsa yurt dışındaki iyi örneklere bakalım. Ama hani ekonominin de durumu ortada maalesef. Mesela 2010'da, 2015'te, 2007'de çok daha kolay kongrelere katıldığımızı, TÜBİTAK parasıyla 4-5 kişi kongreye gittiğimizi yani hatırlıyorum. Maalesef tabii sıkıntıya sokuyor ama izolasyon sorunumuz. Ben kendi adıma böyle yapıyorum. Yani kendi öğrencilerimi de mümkünse alıp götürerek, yoksa tek başıma kongreye katılıyorum, insanları görüyorum, içim açılıyor, bilimsel konuşmalar yapıyorum. Kendi bazen de saçma sapan fikirlerimi söylüyorum. Adamlar diyorlar ki ya bak kardeşim sen iyi niyetlisin ama bu söylediğin şey saçma sapan. Yani o öyle değil böyle. Yani boyumun ölçüsünü alıyorum ve Türkiye'ye keyifle dönüyorum. Canan hocam böyle yapalım, izolasyonda kalmayalım. Yani benim şeyim bu birazcık. Teşekkür ettiğiniz için sağ olun. Böyle benim çözümüm bu. Yani ben de Türkiye'de bazen şey yapıyorum, yani kararıyorum, negatifleşiyorum, sonra yurt dışına gidiyorum ve dediğim gibi yani yurt dışına gidiyorum, boyumun ölçüsünü alıp geliyorum ama keyfim yerinde. Bunlara da örnekler verebilirim yani. Mesela bu RASGEF'le ilgili aslında şöyle galiba bir konuşmada RASGEF'i ben RASGEF'i olarak anlattım. Ya işte CCDC ile etkileşen bir protein bulduk. RASGEF, RASGEF'iymiş falan. Ya birisi bana dedi ki yani sen RASGEF'i olduğunu nereden biliyorsun? RAS ailesinin 130 tane izoformu var. RAS'ın mı, RON'un mu, RAP'ın mı? Sen niye RAS diyorsun ki? RAS'la mı gösterdin mi işlevsel olarak? Ve ben gerçekten boyumun ölçüsünü aldım. Hiçbir fikrim yoktu. Ama sonra Dortmund'da Alfred Wittinghofer'a yazdım. Yani aynen böyle ya, ben RASGEF'i diye bunun sağda solda konuşuyorum. Ama hiçbir fikrim yok. Acaba sizinle ortak çalışsak da bu hangi G proteinin GEF'iymiş bulsak. Ve böyle yani, hani boyumun ölçüsünü aldım ama bana ders oldu. Gidip hangi G proteinin GEF'iymiş RASGEF? Bunu bulduk yani, ve de RAP2'nin GEF'iymiş. Meğerse söylediğim şey gerçekten de yanlışmış. Öyle boyumuzun ölçüsünü. Ama keyfim yerindeydi yani. Sonra da yani düzelttiler beni ama iyi oldu. Emre iyi akşamlar. Başka sorularınız varsa, öğrencilerim burada genç. Lisans öğrencilerim de burada. Hasan da burada. Hasan da Brno'ya gitmek istemiş. Hasan'cığım, referans mektubunu yazdım Brno'daki hocaya. Hatta bir Zoom yapalım da ben size Hasan'ın ne süper çocuk olduğunu anlatayım dedim. Brno çok güzel yerdir. Yemyeşil güzel bir yer. Sessiz, sakin. Kimse korna çalmıyor. Öğrencilerimden soru sormak isteyen varsa kamerasını açarak da sorabilir. Bu arada yani öğrenciler yani staj sıkıntısı yaşadığınızı biliyorum, çünkü bana bir sürü şey geliyor işte, ne bileyim, genel olarak staj, ya bu pandemi hepimizin canını okudu yani, onu öyle söyleyeyim gevelemeden. Staj sıkıntısı olduğunu biliyorum. Biraz da yani o şeyde, bu kendi staj hikayelerimi getirmenin bir şeyi, yani cesaretle sağa sola yazın. Biraz da anekdotal anlattım yani, 19 yaşında hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak.
Yani aslında sonra gidip tanışınca gördüm ki çok ilginç insanlara bir şeyler yaz cesaretle. Yani belki buradan ders almak lazım. Yani kendimi ders alın diye bir örnek vermek de ne kadar mütevazi bilmiyorum ama yani hiçbir gücüm kuvvetim yoktu. Hiç kimse de değildim. Yani 19 yaşında Ankara'dan bir çocuk kalkıyor Ernst Mayr'ın arkadaşına mektuplar yazıyor geleyim gideyim. Veya Robert Laffert'i yani Graz'da çok önemli bir bilimsel figürdü yani. Robert Laffert'in yanında millet soru sormaya çekiniyordu çünkü hani çok deneyimli, süper bir hoca. Ben adama kendi eşitiymiş gibi mektup yazmışım. Yani bu hikayeleri anlattım. Buradaki lisans öğrencilerim yazın. Yurt dışına da yazın. Eşitleriymiş gibi yazın. Yani cevap gelmezse de tamam çok da kafaya takmayın. Yani ama belki mesela şey böyle mesela Çekoslovakya, Avusturya falan bunlar ilginç ülkeler. Slovenya, Hırvatistan. Yani oralarda bir sürü güzel ekipler var. Yani tabii ki şimdi EMBL'de acayip bir gruba yazarsanız staj için şunu düşünün. Oraya yani sadece Almanya'dan değil, Hindistan'dan, Çin'den, Pakistan'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, bütün dünyadan başvuru oluyor. Ama mesela Slovenya'daki süper bir ekibe belki Slovenya'dan başvuru oluyor. Yani bunları değerlendirin. Mesela Hırvatistan'da mükemmel ekipler var. Yunanistan'da harika gruplar var. Yani Girit, IMBB, Atina harika gruplar var. Yani staj için yazın ama belki biraz böyle herkesin aklına gelmeyen ama gene de süper ekipler var. Yani Fransa'ya yazıyorsanız illa Paris'e yazmayın. Lyon, Nice harika ekipler var. İspanya illa Barcelona'daki Mbaba gruba yazmayın. Sevilla'da çok süper ekipler var ve yazarsanız kabul ederler. Yani eminim. Ne bileyim yani mesela ben küflerle çalıştım. Yani kanser işte beyin kanseriyle ilgili bir ekibe yazmayın. Bitki çalışan ne bileyim küf çalışan falan. Hani örnek olarak ben bunları verebilirim. Doğru kişilerle çalışmaktan bahsettiniz. Yüksek lisans doktora için nerede kiminle çalış, neye göre nasıl seçmeliyiz, nasıl araştırmalıyız? Necati Atalay soruyor. Yani yüksek lisans doktora için nerede kiminle çalışmalar yapacağımızı neye göre seçmeliyiz? Çok geniş bir soru. Yani uzun uzun konuşulabilir. Bak ben bunun aynısını Helmut Schwab'a sordum Avusturya'da. Ben nereyi seçmeliyim? Dedi ki şöyle seçebilirsin. Görmek istediğin, hoşuna giden bir ülkeyi seçebilirsin. Barcelona'da plaj var, deniz var, güzel. Buna göre seçebilirsin. Yani ben İsviçre, Zürih'i görmek istiyorum. Ben tamam mı? Yani New York'a gitmek istiyorum. Neden New York'a gitmek istiyorum? Çok Amerikan filmi seyrettim. Tamam mı? Seviyorum New York'u gördüm. Mafya filmleri. Hoşuna. New York'a gitmek istiyorum. Yani böyle de seçebilirsin. Çünkü memleketi seviyorum. Kafamda bir imaj var. Oraya gitmek hoşuma gidecek. Bu bir mutluluk ve bunu böyle seçebilirsin. Senin ilgini çeken bir alanda çalışan birisi varsa bu bir üst seviye oluyor. Yani biyolojiye baktığın zaman hangi sorular senin ilgini çekiyor? Mesela bitki biyolojisi. Yasin Dağdaş'la geçen hafta konuştuk. Mesela bitkide bir şeyler yapmak. Bitki çok değişik. Yani bu planetin çok eski organizmaları ve enerji sorunlarını çözmüşler. Yani güneş enerjisi ve karbondioksitle meselesini halletmiş. Ve acayip bir biyolojisi olan bir canlı. Mesela onu çalışmak istiyorsan o alanda ve bitkinin tabii nesi bunu da kafanda belirlediysen o alanda yayınlarını okuyup ilgini çeken bir laboratuvara başvurabilirsin. Ben mesela Claudio'ya nasıl başvurduğumu anlattım. Yani küf çalışıyordu. Birazcık şöyle yaklaştım o dönemde. Konu hiç önemli değil. Herhangi bir konuda çalışabilirim ama bunu yani çok düzgün, çok iyi çalışan, iyi bir laba gitmek istiyorum.
sanıyorum bunu böyle tanımladım Helmut Schwab'a. Yani ben küf çalışabilirim, işte başka yani ne bileyim bakteri çalışabilirim, vertebralı sistemler çalışabilirim ama yaptığı işi çok iyi yapan bir laboratuvara gitmek istiyorum. O da bana bu isimleri böyle verir. İş yaparken içinde bulunmak istediğin ülkeyi seçebilirsin. Bu bir seçim. O ülkede yani onu birazcık okuyup o konuda çalışan birisine başvurabilirsin. O konuda da herhangi birisine değil ama yayınlarından biraz kuvvetli bulduğun, işte ilgi çekici yayınlar yaptığını düşündüğün kişiye başvurabilirsin. Başvurmak birinci adım. Sonra interview geliyor. Interview'da bence interview'a gidene kadar tabii yayınlarına bakıyorsun. Mesela nedir? Hangi sıklıkta yayın yapıyor? Hangi dergilerde yayın yapıyor? Ve ne yazıyor? Okumak lazım o yayınları. Ne yazıyor? Nasıl yazıyor? Bir de interview'da bir iki başka kritik şey var. Mümkünse öğrencileriyle de interview yapmak önemli. Çünkü öğrenciler bilgiyi veriyorlar. Ya hoca işte yani bir hoca iyiyse öğrencisi zaten o konuşmadan anlıyorsun. İki projeleriyle ilgili bir şeyler sormak önemli. Çünkü yani bunlar pahalı işler. Laboratuvarda bir para olmasını istersin. Ya bunları ön plana çıkartıyorum çünkü şöyle, çok iyi yayın yapan ama öğrencilerine çok kötü davranan hocalar tanıdın. Yani mesela başvurursan kabul eder ama öğrencileriyle konuşmazsan, mesela hiç sempatik olmayan insanlar biliyorum. Yayınları harika ama labında gidip çalışmam. Veya gene şey insanlar da biliyorum, yani harika görünüyor ama mesela o kısa dönem için labında bir para yok. Başvurursan kabul eder seni. Ama gidersen yan laboratuvardan dimem ödünç alarak işlerini yapmak yani çok süper bir şey değil. Çünkü o zaman çok hızlı gidemiyorsun. Yani bence başvuruda bilmiyorum nerede kiminle bir kere nerede yaşamak istiyorsun? Nasıl bir şey var kafanda? İki, hangi alanda çalışmak istiyorsan okuman lazım. Ve hoşuna giden, çalışmaları hoşuna giden bir insanla interview yapman lazım. Burada deminki söylediğim şey interview sadece kendini beğendirmek için değil, interview yapman lazım. Yani karşıdaki insanı sorgulaman lazım. Yani bakalım o laboratuvar seni hak ediyor mu? Para var mı? Ve öğrencileriyle mümkünse konuşman lazım. Hani bir ileri aşamaya geldiysen, bir ileri aşamaya geldiysen bir iki öğrencisiyle konuşman lazım. Yani ne haber ne var ne yok. Oradan anlarsın. Yani çocuğun ve yani erkek veya kız cevap veriş hızı, gözlerini kaçırışı veya coşkuyla yani süper bir insandır. Kesinlikle çok memnunum bu labda olmaktan diyorsa başka, mırın kırın bir şeyler diyorsa başka. Bilmiyorum. Başka sorun yani doğru cevap verebildim ya da hani yardımcı olabildim mi bilmiyorum. Umarım olmuştur. Eymen tabii memnun olurum. Sesli soru, kameralı soru, sizlerden soru beklerim. Hocam öncelikle çok teşekkürler sunumunuz için. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ben size şey hakkında danışmak istemiştim. Ben bu korona, ben Erasmus'ta ikinci sınıftayken yakalan başladı. Ve şu an dördüncü sınıfa geçiyorum. Ve bu koronanın yüzünden hani biraz kısıtlamalar vesaire oldu. Ben şu an kendimi dördüncü sınıfta çok eksik hissediyorum. Hani bu konuda ileride nasıl bir yol izlemeliyim? Yani ne önerebilirsiniz bu konuda? Ya tabii bu dönem hepimizin canını okudu ama üniversite yani sizleri temelden etkiledi. Çünkü üniversite geliştiğin, gelişeceğin, sosyal olarak gelişeceğin, hayatının en renkli olması beklenen 4 yılı ikisi böyle pandemiyle geçince bayağı etkilendiniz. Telafi etmeye çalışacaksınız. Nasıl olabilir bu? Yani
zaman alacak bir kere. Yani bu bir şey. Hani bir darbe aldı sosyal, üniversite sosyal hayatınız darbe aldı. Yani almamış gibi yapmanın bir manası yok. Aldı. Zamana bırakıp halledeceksiniz. Yani stajlar arayacaksınız. Master için işte bir yerlere yazman gerekiyor. Sen dörde mi geçiyorsun şimdi? Evet, dörde geçeceğim hocam. Yani yapacak bir şey yok, işte yazacaksın yani Eymen. Bir alan belli, okuyabilirsin. İşte ilgi çekici bulabilirsin kendine. Bir bu pandeminin bir şeyi, tabii yani avantajı demek istemiyorum, tamam mı? Öyle hani öyle polyanlacılıkta oynayacak halimiz yok, ama bir sürü insan, mesela ben böyle Zoom şey yapıyorum ya, yani bir sürü mesela internette konuşmalar var. Yani bilim insanları Zoom, YouTube vesaire bir sürü konuşma akümülasyonuna yol açtılar. Mesela YouTube'a çeşitli keywordlar girersen, eskiden böyle değildi. Mesela kafamdaki hocaları ben YouTube'da dinleyemiyordum, tamam mı? Şimdi ama acayip arttı yani. Bu belki bir avantaj. Yani mesela aklında birisi varsa girip YouTube'dan konuşmasını da dinleyebilirsin. Anlattığı şey ilgi çekici mi? Adamın mimikleri nedir? Yani coşkuyla mı anlatıyor? Süper sıkıcı, 40 saatte ağzından bir laf mı çıkıyor? Nasıl bir insan? Yani ilginç bir şekilde aslında YouTube'da böyle bir hocaların videoları akümüle oluyor. Mesela benim bile yoktu. Şimdi 5-6 tane video, hani en son yaptığımız işleri bile girip dinleyebilirsin yani istersen. Ve de iki kere dinleyebilirsin. Bir tanesi işte birisi davet etti, öbürünü bir üniversite davet etti. Aynı şeyi iki kere YouTube'da anlatmışım. Videom var yani, tamam mı? Bunları yapıyor. Yani belki bir avantajı, yanına gitmek isteyeceğin hocanın YouTube'da kaydı var, ne yaptığını anlatıyor. Ama gene polyanlı olmayalım. Yani bence lisans öğrencileri maalesef bir darbe aldı. Yani tamam, bir kere lablar çok aksadı falan. Ama bu birazcık da global. Yani herkes, ben şimdi Yorgo'yla dediğim gibi yani her hafta biz konuşuyoruz. Onlarda da eğitim aksadı. Fransa'da, Lyon'da benim arkadaşım var. Onunla konuşuyoruz. Orada da eğitim aksadı. Barcelona'da da millet ne yapacağını şaşırdı. İşte yani belki hani burada katılan diğer arkadaşlar, hani Erdinçler de labı kapattı gitti. Nasıl toparladılar bilmiyorum. Yani global bir şey yaşandı. Toparlayacağız yani hepimiz için. Bence bir master için bir yerler bul. Yaz. Ne bileyim, interview yapmanın yollarını ara. Can bir de bu sahadan çok uzak kaldığımız için biraz daha sen kendimi daha bir boş hissediyor gibiyim. Bunun hani etkileri sizce nasıl olur? Hani çok etkisi olur mu yüz yüze bir deneyim, eğitim almamış olmam? Ya bence yani o dediğin psikoloji çok doğru, yani orada haklısın. Başvurulardaki kuvvetine de o yansıyacak yani, korkarım. Çünkü yani gönül rahatlığıyla veya ben geleyim sizde yaparım bu işleri diyemeyebilirsin. Çünkü ya lab yapmadık etmedik, hani öyle bir kuvvetle başvuru yapmanı engelleyebilir bu durum. Yani bir çözüm ne önerim bilmiyorum. Gene de cesaretini kırmamak lazım. Henüz daha pandeminin etkisi bu arada bitmedi. Yani daha lablar ne kadar açıldı bilmiyorum. Millet kendini toparlamaya çalışıyor. Yani ama gene de öğrencilerin şeyini biliyoruz. Belki demin dediğim formülle, yani hani Avrupa'nın en öndeki laboratuvarlarına değil de belki ilgini çeken konuda Slovenya'da çalışanlar, ilgini çeken konuda işte Çekya'da çalışanlar, o konuda yani ne bileyim hani varsa işte Portekiz'de bir yerde çalışanlar, belki hani ufaktan gene de alanda kendini göstermene yol açacak fırsatlar bulabilirsin. Yani bize başvurdun değil mi? Bizle mi staj yapacaksın? Staj değil, bitirme projesi için yazmıştım size. Ya mesela işte orada mümkünse belki bir şeyleri toparlamaya çalışırız. Yani evet, zarar ya da darbe aldı, zarar gördü demeyelim de, yani maalesef bu dönemde lisans okuyanlar için
bir darbe oldu. Ama toparlanır. Toparlarsınız. Teşekkürler hocam. Elimizden geleni yaparız. Yani ben bir şeyler yapabilirsem gene konuşalım. YouTube'da Yaşamın Keşfi Gen Okyanusu'na Yelken Açmak olabilir mi? Nehircan Özdemir'in bir sorusu var YouTube üstünden. İzninizle biraz onu okuyayım. Stajyer olarak yanınıza gelebilmenin sabırsızlığındayım. Bu da benim Serendip'e yolculuğum olsa gerek. Yani Nehircan, evet, yani bir başlangıç yapıyorsun. Umarım labda güzel vakit geçirirsin. Sana faydalı olabiliriz. Deminki Güneş ayrılıyorum demiş. Güneş'cim sağ ol katıldığın için. Sizleri okumak, görmek, burada olduğunuzu bilmek güzel. Hasan, mezuniyeti erteleyip staj fırsatlarını çoğaltmaları gerek bence şimdiki lisansların. Yani son iki yıldakilerin demiş. Yani bu bir, ya olabilir aslında, bu bir görüş. Tabii mezuniyeti ertelemek, yine Hasan, yani bu, evet, düşünülmesi gereken bir şey. Yani belki mezuniyeti erteleyip staj fırsatları çoğaltmak kötü fikir değil. Ama orada tabii yani mezuniyetin ertelenmesi, ne bileyim, hani sen daha iyi bilirsin, işte anneler babalar da bir an önce çocuklar mezun olsun istiyor. Gerçi böyle yaşanmamış dönemlerden sonra belki de onlar da anlayış gösterirler. Ama Hasan'ın görüşü bu. Yani bu Eymen'in deminki yorumuna. Mezuniyeti erteleyip staj fırsatlarını çoğaltmak iyi bir fikir olabilir. Hasan, haklısın orada. Alperen Baran, iyi yayınlar hocam. Lisans öğrencisi için sizin de aynı yayınlara, stajlara herhalde girme kriteri nedir? İllaki datamız olmalı mı? Labda yapılan yayınlara, sizce labda yapılan yayınlara girme kriteri nedir? İllaki datamız olmalı mı? Yoksa yapma aşamasında emeğimizin bulunması yeterli mi? Yani bir yayında yazar olmak için bir emeğinizin olması lazım. Bu emek yani yani deneylere katkıda bulunmak olabilir, fikirsel bir katkıda bulunmak olabilir. Yazarlığın şeyi bu. Yani authorship ethics denilen bir konu var. Orada neler yaparsan yazar olacağın çok belli. Yani labda yapılan yayınlara girme kriteri için illa datamız, yani datan yoksa da çok kritik bir fikir vermiş olursan yayına girebilirsin, ama genç bir öğrencinin çok kritik bir fikir vermesi çok sıra dışı. Yani bu olabilir. Ama tabii bir datan olması beklenir. Yani bir figürün bir yerini veya altı figürlük bir makalede bir figürü senin yapman veya bir modeli, o figürlerin oluşturulduğu bir hücre modelini senin oluşturmuş olman falan gibi, yani bir el işi, işçilik katkısı önemli. Bu dediğim gibi düşünsel bir işçilik de olabilir, şey de olabilir. En neti çoğunlukla data katkısı tabii. Alperen. Meyra'nın bir şeyi var. Çok keyifli bir akşamdı. Sağ ol Meyra. Umarım. Yani öylesiz çok seviniyorum. Henüz yolun başında biri olarak merak ediyorum. Staj dönemlerimiz dahil seçtiğimiz derslerde tamamen ilgili olduğumuz alanlarda ilerlememiz mi daha doğru olur? Çalışma alanı çeşitliliği yaratmak mı? Akademik hayatımızın ilerleyen dönemleri için bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bunu birazcık şöyle, stajda çeşitlilik, yani stajın avantajı çok belli Meyra. Yani staj aslında kendi üniversiten dışında bir yer görme fırsatı. Hatta yurt dışında yapabildiğin zaman kendi ülken dışında, kendi alıştığın kültür dışında bir yerler görme fırsatı. Yani keşke staj, konfor zone, birazcık İngilizce bir laf, yani kendimizi iyi hissettiğimiz alandan dışarı çıkıp kendimizi ölçme
Yani mümkünse mesela birden fazla staj yapma. Demin Eymen'le konuştuk, pandemi canımızı okudu. Yani bırak birden fazla staj, bir tane staj yapmak bile ne kadar zorlu yani. Başvuruyorsun, laboratuvarlar kapalı, kimse alamıyor falan. Yani bence çeşitliliği yakalamak çok önemli. Mümkünse mesela bitkide, işte klinik araştırmalarda bir staj, temel bilimlerde bir staj, yani hücre kültüründe, işte bitkide, belki bir hastanede bir şeyin ucundan tutarak, belki yurt dışında mümkün olduğunca deneyim edinip ondan sonra ya ben hani bu alanı sevmiyorum, bu alanı seviyorum veya şurada staj yaptım, harika bir yerde devam etmek istiyorum yönünde bir şeyler düşünebilirsin. Çeşitlilik orada iyi. Akademik hayatla ilgili işte demin Erdinç de sordu, biraz tartıştık. Yani ben mesela bayağı bir çeşitlilik yaptım. Yani filamentli mantarlarda başladım. Meme biyolojisine gittim şimdi. Çok temel hücre biyolojisi. Avantajları, dezavantajları demin konuştuk. Yani belki kariyerde çok çeşitli olmak bazı açılardan insanı geri bıraktırıyor. Ama başka orijinallik açısından da ileri götürüyor. Yani oradaki tartışma da o. Umarım, bilmiyorum. Başka ders seçimi tabii başka bir şey. Ders seçimi yani bir iki şey denemekten bir şey çıkmaz ama derslerde bir alana odaklanmak düşünülebilir. Yani bir bitki dersi alabilirsin ama bitki biyolojisi çok iyi öğrenmek istiyorum, ben sonra da bitki biyolojisi çalışacağım diyorsan bence bitkiden birkaç ders alıp, yani işte bitki fizyolojisi, bitki moleküler genetiği vesaire ya da vertebralı sistemler veya ökaryot hücre biyolojisi ise mesela o alana odaklanmak. Yani stajda çeşitlilik güzel ama ders alırken gene yani bir alana odaklanmak da seni ileri götürebilir. Hasan'ın burada yorumu, stajları yöntem öğrenmeye göre belirlemek önemli demiş Hasan, Meyra'nın sorusuna. Yani doğru, mesela ona da, o da doğru. Yani çeşitli yöntemleri bilirsen ileride o ölçüde kullanabileceğin yöntem sayısı artmış olur ya, o ölçüde kapasiteni geliştirmiş olursun. Uzmanlaşacağın, Meyra şöyle diyor, genelde uzmanlaşacağın alana ne kadar erken karar verirsen o kadar iyi olur şeklinde yorumları aldım. Ona istinaden sordum. Şimdi bu doğru ama siz yani daha kariyerin çok başındasınız. Yani bence evet, ama sen gene de master'da belli bir konuyu çalışıp sonra karar değiştirip doktoranda bambaşka bir şey çalışabilirsin. Yani bence lisans, master ve belki doktoranın başı hala bile şey vakti var. Yani değişiklik yapacak vakit olabilir. Yani sana uygun konuya ne kadar erken karar verirsen tabii o kadar uzun yol alırsın. Ama şart da olmayabilir. Yani master'da bir konu çalışıp sonra ya yok ben tamam güzel bir şeyler keşfettim ama başka bir şey çalışmak istiyorum denebilir. Hele lisansta yani lisans çok çok erken. Kasım Kaan Koca'nın bir sorusu var YouTube'da. Merhaba hocam, benim sorum, akademi dışında herhangi bir kariyer yolu çizmemizin bir yolu var mı? Bu dönem sonunda mezun olacağım ve kafam çok karışık. Ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Ya Kaan, yani ben şöyle düşünüyorum. Evet, akademi dışında bir yol çizmek mümkün ama akademi, yani lisansı hemen bitirdikten sonra bu ne kadar iyi bir fikir bilmiyorum. Yani en azından master yapıp, yani gene de belli bir yönde uzmanlaşıp daha sonra akademi dışına çıkmak daha iyi bir fikir olabilir. Hatta doktora yapıp doktora sonrası akademi dışına çıkmak, yani bir belli bir alanda bir birikim kazandıktan sonra akademi dışında bir şey yapmak
moleküler biyoloji genetik öğrencileri için hep daha doğru karar gibi gelir bana. Yani çünkü bu alan çok özel bir alan. Lisansı bitirdikten sonra akademi dışında çok fazla bir şey yok. Ama mesela doktorayı bitirdikten sonra daha ilgi çekici seçenekler olabilir. Yani bence erken karar verme, belki yani iyi bir ekiple ilgini çeken bir alanda istersen bir yüksek lisans yap. Ondan sonra akademi dışına mı çıkmak istiyorsun, içinde mi kalmak istiyorsun? Tekrardan değerlendir. Yani alakasız bir soru olmadı. Hayır, bence yani çok iyi bir soru oldu. Eminim bir sürü insan da bu soru kafasındadır Kaan. Yani akademi dışına çıkmak yolu var tabii. Yani ya tabii Türkiye biraz kısıtlı. Yani biyoteknoloji firmaları nispeten az, işte hani klinik araştırmada bir şeyleri firma olarak yapanlar biraz az. Yani şey ne kadar iyi bilmiyorum. Yani işte kit satan, ticarete yönelik bir şeyler yapan firmalarda çalışmaya başlamak biraz kariyerini kısıtlayabilir. Akademi dışında olsa bile keşke mesela biyoteknoloji alanında gene de yenilikçi bazı şeyler yapmaya çalışan bir firmada çalışsan. Keşke gene bile yurt dışında, yani yurt dışında araştırma kültürünü gördükten sonra akademi dışına çıkmaya çalışsan. Yani lisanstan hemen sonra akademi dışında bir şeyler yapmaya çalışmak çok tavsiye etmem. Yani bence bir master'ın üstüne istiyorsan devam et. Serdar Koca bir soru sormuş. Verdiğiniz ilk derste nasıl hissettiniz? Bu alanda ders verecek kadar yeterliyim dediğiniz nokta neydi acaba? Teşekkür ederim. Serdar, güzel bir soru. Ben verdiğim ilk ders Bilkent'te verdim. Yani gerçek anlamda bir dersin hocası. Yani şöyle hissettim. Acayip korktum bir kere. Bir de şöyleydi. Yani o yıllar 2001, Bilkent ilk 500'den 20 kişi alıyordu. Yani sınıfa girdim ben ders vermek için. Zeynep Madaklar'ın sınıfıydı. Zeynep Bilkent'te lisans öğrencisiydi. O zaman çekirdek konuşmalarında da bir konuşma yaptık. Ve yani üniversite sınavının 55.'si, 3.'sü, 200.'sü o sınıfta oturuyordu 20 kişi. 2 milyon kişinin girdiği bir üniversite sınavında ilk 500'den kişi demek deha çocuklardı yani o sınıf. Ben moleküler genetik anlatıyordum ve her şeyi soruyorlardı. Her devamlı soru soruyorlardı. İlk derste ne hissettim? Bir kere yani şöyle çok iyi hissettim. Yani şimdi şimdi ben Formula 1 arabasına otursam da kullanmaya çalışsam ne hissederim? Yani 12 silindir gürgür. Kaç yüz beygir motor bilmiyorum. Yani sınıf resmen Formula ya da F16 motor gürültüsüydü. Yani Türkiye'nin dehaları içinde bir ders yapıyordum ben yani. Çok çalışıyordum o dersi anlatmak için. Çünkü çocuklar her şeyi soruyorlardı. Ve yani bilmiyorsam bilmiyorum diyordum. Çünkü bilmiyorsam biliyormuşum gibi yapmanın falan imkanı yoktu. Dolayısıyla ilk derste ne hissettim? İyi hissettim yani, bir kere kendi çalıştığım şeylere örnekler vererek anlatıyordum. Ama bir yandan da çok çekindim öğrencilerden. Çünkü yani ilk ders, yaşım yani 29 muydu neydi? Bayağı kaliteli bir sınıftaydım. Hani böyle söyleyeyim, ilk ders ne hissettim? Korktum. Acayip çok çalıştım. Çok iyi ders hazırladım. Yani hatta o ders anlatım kurgusuyla bugünlere kadar da geldim. Yani çok fazla da tarzımı değiştirmedim ama çok iyi öğrencilerle olmak hocayı acayip geliştiriyor. Yani en ufak bir eksiğim olsaydı o derslerde canımı okuyorlar, soruyorlar çünkü. Bilemiyorsam da otoritem yerle bir oluyor çünkü bilemiyorum yani. Hiç hoşuma gitmiyor bilememek. O yüzden çok çalıştım. Bu da Serdar Koca'nın sorusu, bilmiyorum.
Çok açık cevap verdim yani, bayağı korkutucu bir sınıftı ama acayip keyifli dersler yaptım. Ben de öğrendim, onlar da öğrendi. Bir sürü makale okuyordum. Zeynep ileride YouTube'dan dinlerse veya şimdi aramızda yok galiba. Özden Yalçın şimdi İBG'de hoca. Özden de o sınıftaydı. Benim ilk ders verdiğim sınıf. Yani her şeyi soruyordu Özden. Benim de canım çıkıyordu. Kaan, YouTube'dan devamlı seçenek olarak çok kısıtlı, zaten bahsettiğiniz gibi satış elemanından öteye gidemiyor ne yazık ki. Yani dediklerinizi, yani Kaan sen dersten seni hatırlıyorum, bir sürü soru soruyorsun. Yani bence senin potansiyelin yüksek lisans doktora yapmak için uygun, merakın da çok iyi. Yani tanıdığım için buradan konuşuyorum. YouTube'da da kayıtlı kalacak artık bundan sonra. Yani sanki yüksek lisans ama iyi bir yerde. Yani potansiyeline uygun. Hani yapmak için yaparak değil ama iyi bir hocayla yüksek lisans yaparsan bence keyifli vakit geçirirsin. Sana bunu böyle söyleyeyim. Hani sonra istiyorsan detaylı daha sonra konuşuruz. Neresi olabilir? Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Sağ ol katıldığın için bu arada. Başka sorusu olan var mı? Yani güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Eğer faydası olduysa ne güzel. İsterseniz başka soru yoksa katıldığınız için çok teşekkürler. Bugün konuşmacım bendi. Umarım keyif aldınız. Haftaya Hasan. Valla Hasan'cığım beni sahalarda çekirdek konuşmaları diğer hocalara odaklanmak istiyorum çekirdek konuşmalarında. Önümüzdeki hafta güzel bir konuşmamız olacak. Sonra belki bir hani diziler şey yapıyorlar ya Hasan, ara veriyorlar. Bir yaz arası belki vereceğiz. Ama Eylül'den itibaren tekrar devam etmek istiyorum. O yüzden bir ne deniyor ona? Haftaya galiba bu sezon bitiyor. İnşallah dönüşte bu pandemi hikayesi de tamamen biter. Çünkü hani çok savrulduk. Pandemisiz devam etmek istiyorum çekirdek konuşmalarına. Çünkü hem ben bir sürü şey öğreniyorum hem sizlere faydası olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha devam edelim. Hocalar kabul ettiği sürece. Hepinize de sağ olun katıldığınız için. Yani burada İsimlerinizi görüyorum. Hoşuma gidiyor. Kaan rica ederim. Faydalı olduysa ne güzel. O zaman bu akşam çekirdek konuşmalarını kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.